Çünkü İslam Allah'tandır. Allah kendisine ortak kabul etmez. Onun için de tüm dünyada İslam'ın hakim olmasını ister. Bu da hareketin kitleselleşmesi, daha sonra devletleşmesi ve büyük bir medeniyete dönüşmesi ve cihat ile mümkün olabilir. Onun için İslam hareketin sadece küçük bir grup olarak kalması, aile çevresinde kalması, bir bölgede kalması düşünülemez. İslam tüm dünyayı hedef edindiğine göre, o halde İslam hareketinin de tüm dünyayı hedef haline getirmesi, uzun vadede tüm dünyada İslam'ı hakim kılma diye bir hedefinin olması icap eder. Kitleleşme ne ile başlamıştı? Hatırlarsanız aleni davetle. Eğer davetiniz gizli olarak devam ederse hiçbir zaman kitleselleşemezsiniz. Daha evvel de söylemiştim. Gizli davet ancak zaruret durumlarında caiz olabilir. Aleni davet mümkün olduğu müddetçe aleni davet yapılmalıdır. Sonuna kadar zorlanmalıdır. Aleni davetten geriye adım atmamak için gayret gösterilmelidir. Hakikaten zaruret durumu olduğunda tekrar gizli davete dönülebilir. Ama gerçekten ihtiyaçsa, yoksa sonuna kadar aleni davet gitmelidir. Çünkü bu kitlelerin duymasını sağlar ve bir hakikati ne kadar çok aleni bir şekilde tekrarlarsanız o hakikat o kadar çabuk yerleşir. Gizli davet belki bazı insanların yetişmesini sağlar. Az sayıda olduğu için daha sağlam eğitilebilirler. Buna imkan verir. Ama çok sayıda insana da ulaşmamış olursunuz. Halbuki bütün insanların sizin üzerinizde hakları vardır ve onların da İslam'a ihtiyacı vardır. Onlara İslam'ı ulaştırmakla mükellefiz. Kıyamet gününde davacı olurlar. Ya Rabbi, bunlar açıkça bize de anlatabilirlerdi. Biz de dinleyebilirdik ama bunlar bize anlatmadılar. Kendilerini düşündüler, bizi düşünmediler. Aslında gizli davet bir bakıma yani eğer strateji gereği değilse davetçinin korkaklığını ifade eder ve kendini düşündüğünü ifade eder. Açık davet mümkünken, konferans bile yapmak mümkünken mesela, yok onu yapmayalım, şunu yapmayalım demek hem korkaklıktır hem de kendini düşünmektir. İnsanları düşünmemektir. Onlar isterlerse bu şekilde ölsünler. Umurumda değil demektir. Eğer insanları düşünüyor olsaydılar, insanları düşünseydiler, bir an evvel onlara İslam'ı anlatmalıyız. Bir an evvel gizli davetten açık davete geçmeliyiz. Böylece daha çok insana ulaşmalıyız derlerdi. Demiyorlarsa demek ki insanları düşünmüyorlar. Ve bu insanlar kıyamet gününde kendilerinden davacı olacaklar. Ya Rabbi, ortam müsaitti. Konferans bile yapılabiliyordu. Ama bunlar anlatmadılar bize. Tedbir dediler, aslında korkaktılar. Strateji dediler, aslında stratejinin sesini bile bilmezlerdi ama kendilerini böyle kandırıyorlardı. Aslında kendilerini düşünüyorlardı. Aman aman başımıza bir şey gelmesin. Aman aman takibat altına alınmayalım. Tek düşündükleri buydu. Bu yalanın adını da strateji koymuşlardı. Başkaları da aleni davet yapıyordu. Bir şey olmuyordu. Ama bunlar böyle konuşuyorlardı. Bir tek bunlar biliyordu stratejiyi herhalde. Kimse bilmiyordu. Dünkü civcivler strateji uzmanı kesilmişler.
böyle konuşuyorlardı. Biz bunların yüzünden İslam anlayamadık, İslam bize ulaştırılamadı ya Rabbi. O şekilde öldük ya Rabbi derlerse, bu strateji uzmanı cahillerimiz ne cevap verecekler? Kendini düşünen korkaklarımız, tembellerimiz, hiç büyük faaliyet düşünmeyen, küçük faaliyetlerde kendini aldatanlarımız, küçük kafalılarımız orada ne cevap verecekler? Bu dünyanın her tarafında böyle, yani her yerde böyle insanlar var. Korkaklığını böyle örtbas eder, tembelliğini böyle örtbas eder. Halbuki bu mesele fıkhi bir meseledir. Bu iki tane cahilin karar vereceği bir mesele değil bu. Elif B, daha yeni Elif B öğrenmiş adamların karar vereceği bir mesele değil bu. Bu fıkhi bir meseledir ve sen buna mecbursun. Aleni davet yapman mümkünken gizli davet yapamazsın. İslam'ı ulaştırmak zorundasın. Her tarafta duyulmasını sağlamak zorundasın. Bu senin vereceğin bir karar değil. Bu bize bırakılmış olsaydı insanlar kendi nefsini tercih eder. Aman aman başıma bir şey gelmesin der. Konuşmaz. İslam buna müsaade etmez. Yani davetinde bir fıkıh var yani. Yani davet konusu fıkıhla alakalı değil zannedilmesin. Fıkıh hayattır. Hayatın her alanını içine alır. Bu davetçiye bırakılmış bir mesele değil. Davetçi kendisi karar verecek. Biz burada şöyle yapalım, şurada şöyle yapalım. Sen mi karar vereceksin? Fıkıha göre karar vereceksin. Eğer Peygamberimiz bu gizli davet dönemini çok uzatsaydı hiçbir zaman kitleselleşemezdi. Düşünün mesela Mekke'de 3 sene kadar gizli davet. Ondan sonra hemen aleni davete geçiyor. Söyleyin bana. 3 sene sonra Mekke İslam mı oldu? Mekke'de İslam hakim mi oldu yani 3 sene sonra? Hayır. Tam tersine daha da fazla azgınlaşmadılar mı putperestler? Daha da fazla düşman oldular. Çünkü 5-10 kişi Müslüman olunca daha da sinirlendiler. Baskılar daha da arttırmadılar mı? Müslümanlara 3 sene ambargo uygulamadılar mı? 3 sene ekmek yemek vermediler. Ellerinde olanlarla idare ettiler. Bir kısmı açlıktan öldü, bir kısmı ot yemek zorunda kaldı. Yani gizli davetin bitirilmesi, İslam hakim oldu, her şey güzel oldu, çok güçlendi Müslümanlar. Mekke'nin yarısı Müslüman oldu. Ondan sonra aleni davete geçildi değil yani. Hepsi 100 kişi kadar olmuşlardı. Bir rivayette 40 kişi kadar olmuşlardı. Ondan sonra aleni davete başlandı. Yani 40 tane sağlam adam olduktan sonra aleni davete başlandı. O da o zamanın şartlarında, yani zaten şu anda İslam tüm dünyada biliniyor. O zaman bilinmiyor. Şu anda zaten tüm dünyada İslam biliniyor. Her tarafta camiler var, namaz kılınıyor, cuma namazı kılınıyor. O zamanki gibi değil yani şimdiki durum. Alakası yok yani. Sağlam adam, adamların yetişmesi konusu elbette ki gereklidir ama yani binlerce demek değil bunun manası. Yani 40 kişi, 100 kişi neyse böyle bir miktar o zamanın şartlarında. Ondan sonra aleni davet başlıyor. Yani Mekke'nin yarısı Müslüman olduktan sonra değil, çok güçlendikten sonra değil. Yani Müslümanlara hala zulmediliyor. Hala Bilal Habeşiler çöl kumları üzerinde inim inim inliyor. Hala ekmek yemek verilmiyor Müslümanlara. Böyle bir durumda aleni davet başlatılıyor. Yani bu nokta önemlidir. Aleni davete geçilmesi. Yani Mekke'de İslam çok güçlenmiş de ondan sonra falan değil yani. Kafirlerin sesi kesilmiş de, güçlerini kaybetmişler de ondan sonra değil. Müslümanlar binlerce olmuş da ondan sonra aleni davete geçilmiş değil. Yani hiç zulüm olmuyormuş, kafirlere hiç zulmetmeyecekmiş. Böyle bir anlaşma yapılmış. Ondan sonra aleni davet başlamış değil. Yani Mekke işte sonuçta. Ve 3 sene sonra, ondan sonraki 10 sene, zaten asıl zulmün yapıldığı yıllar, zulmün asıl yapıldığı yıllar
son 10 sene zaten. Yani aslında gizlilik dönemi çok zulmün yapıldığı dönem değil. Gizlilik döneminde daha yeni yeni başladığı için zaten zulüm falan pek yok. Kimse daha anlamış değil yani bu nedir, neyin nesidir. Yani zulüm yapılmış da ondan dolayı gizlenilmiş değil. Sonra zulüm kalkmış da ondan sonra aleni davet dönemine geçilmiş değil. Tam tersi, zulüm pek yokken gizli davet yapılmış. Ondan sonra aslında zulüm başlamış, aleni davet de başlamış. Yani zaten artık duyulmuş ve zulüm de başlamış ve Müslümanlar da aleni davete başlamış. Yani zaten duyuldu, aleni davete başlamış. Çünkü ne kadar gizli yaparsanız yapın, siz sonuçta insanları anlatıyorsunuz. Birinden biri mutlaka gidip bir yerde konuşuyor. Gizlilik dediğiniz ne ki yani? Ne kadar gizli olabilir ki? Yani iki kişinin bildiği şey sır mıdır? Mutlaka birinden biri bir yerde konuşuyor. İstihbaratların sırları iki gün sonra ortaya çıkıyor. Yani ne kadar sır olabilir ki böyle sosyal hadiseler, kitlesel faaliyetler ya da bir hareket ne kadar kendisini gizleyebilir ki? Onun için bu gizli davet meselesi çok abartılmamalı. Bir zaruret olduğu anlaşılmalı ve bir de şu noktası var. Yani gizli davet yapmak çok sayıda insana hitap etmeyip önce az sayıda insanı sağlamlaştırmak maksadına dönük. Korkaklıktan kaynaklanmıyor. Aman aman başımıza bir şey gelmesin. Aman aman bu memleket şöyle. Aman aman burası böyle. Aman aman bizi takip ederler. Bundan kaynaklanmıyor yani aslında. Bir kadroyu yetiştirme arzusundan kaynaklanıyor. Yani önce daha uygun insanlar bir kazanılsın, bir şeyler oluşsun, ondan sonra daha az uygun olanlara anlatılsın. Onlar kabul etmezse, hiç olmasa bir kadro var. Onlar da devam edebilir ve o daha az uygun olanlar kabul etmezse, ya onlara tebliğ edildiğinde onlar bir kadronun oluştuğunu görsünler. Yani mesela 40 kişi iman etmiş, bunu görsünler. 100 kişi iman etmiş, bunu görsünler. Onlar da belki öyle katılabilir. Çünkü zayıf insanlardır böyle insanlar. Bir şeyler görmeden katılmazlar. Önce en uygun insanlara anlatılıyor, sonra daha az uygun olanlara, sonra daha az uygun olanlara. Çünkü uygun insanlar çabuk anlar, kabul eder. Sayı var mı yok mu, sayımız çok mu değil mi ona bakmaz. Ama daha az uygun olan insanlar sayı var mı ona bakar. Çünkü onlarda o cesaret yoktur. Bir şeyler var mı? Ben tek başıma mıyım? İkimiz miyiz sadece? Bu şekilde düşünecekleri için onlar sonraya bırakılır. Gizlilik dönemi dediğimiz dönem aslında böyle bir dönem. Yani belli bir kadronun oluşmasını sağlamak ve korkaklıktan kaynaklanan bir şey değil yani bu. Bir kadronun oluşmasını sağlamak, onları daha iyi eğitebilmek. Çünkü aleni davet birdenbire yaparsanız kimseyi eğitemezsiniz. O amaçla daha az, daha küçük bir kadroyu eğitme amacıyla başvurulan bir strateji. Korkaklıktan başvurulan bir strateji değil. Yani bazı insanlar korkaklığını buna dayandırıyor. İşte gizli davet yapalım. Aslında seninki gizli davet değil. Seninki korkakça davet. Yapabileceklerini yapmıyorsun sen. Evet. Kitleselleşme aleni davetle başladı demiştik. Sonra tabii bu aleni davette nasıl başlamıştı? Peygamberimiz önce akrabalarını topladı, bir yemek hazırladı, onları davet etti. Demek ki bir davayı kitleselleştirmenin başlangıcında yemek de bir unsurdur. Yemek davetleri. Bunu bir kişi icabında kendi ailesi için yapabilir. Bir cemaat icabında toplumdaki belli başlı insanları davet edebilir. Yani ferdin yapacağı başka bir şey, cemaatin yapacağı başka bir şey. Fert belki kendi ailesi için bunu yapar. Ama bir cemaat icabında sivil toplum kuruluşları için bunu yapar. Böylece kitleselleşme gerçekleşir.
duyulmuş olur. Ve bir şeyi kabul ettirmek için çok tekrar etmek lazım. Kafirler yanlışlarını çok tekrarla kabul ettirdiler. İnsanlar doğru bile olsa bir şeyi ilk duydukları zaman tepki gösterirler. Bu insanın fıtratında var. Çocukken bu belli oluyor. Çocuğa bir şey dediğiniz zaman hemen karşı gelir. Çocuklar aslında insanın fıtratını gösterir. Kafasında hiçbir şey yok. Çocuk 3-4 yaşında, 5 yaşında kafasında hiçbir şey yok. Ne nefsi, ne şeytanı, ne arzuları, öyle bir şey yok. O içinden geldiği gibi davranıyor. Ve çocuklara baktığınız zaman insanı tanırsınız. İnsan böyle bir varlık. Bir şey söylediğin zaman çocuğun ilk tepkisi hep olumsuzdur genellikle. Onun için tekrar gerekiyor. Yani ilk duyduğunda tepki gösterir, sonra yavaş 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 kabullenmeye başlar. O halde aleni olarak çok tekrar önemlidir. Aleni olarak çok tekrar edilmesi bazı şeylerin yerleşmesi için lazımdır. 80'li yıllarda o günün hükümeti, devleti bu doğum kontrolü, aile planlaması konusunu çok fazla işlediler televizyonda. Zaten o zaman bir tane televizyon vardı, TRT1, siyah beyaz. O yıllarda mecburen bir tane televizyon izliyorsun, başka televizyon yok. Ve sürekli doğum kontrolü, aile planlaması, doğum kontrolü, aile planlaması deyip durdular. Aslında nüfusu planlıyorlardı. Aile planlaması değildi aslında, nüfus planlaması yaptılar. Ama adını aile planlaması koydular. Ve Peygamberimiz evlenin, çoğalın, çok çocuğunuz olsun, sizin çokluğunuzla kıyamet günü övüneceğim dediği halde Müslümanlar 1, 2, 3 çocuk istemeye başladılar. Daha fazla istemez oldular. Çoğununki 1, 2. 3 olan bile az. O dönemin nesli şu an halen devam ediyor. Yani o zaman 25 yaşlarında olan, işte şimdi 55-60 yaşlarında olan, 65 yaşlarında olan insanların çocukları 2-3'lü geçmiyor. Bilhassa okumuş insanların, memurların. Bu neyin sayesinde bunu başardılar? Devamlı televizyonda aynı propagandayı yapa yapa. Bunu yerleştirdiler. Yani Müslümanlar güya böyle düşünmüyorlardı. Peygamberimiz şöyle buyurmuştu, böyle buyurmuştu ama hepsi unutuldu gitti. Ne ayet hatırlandı, ne hadis, ne geçmiş tarihimiz, hepsi unutuldu. Ne annelerimizin çocuk sayısı, babalarımızın çocuk sayısı. Yani bizden evvelki neslin çocuğu 6, 7, 8, 10, ne bunlar hatırlandı. Bunu görmemize rağmen, yaşamamıza rağmen hepsi unutuldu. Ve televizyonun propagandasının tesiri altında kalınıldı. Tekrar yerleşti. Bu bir, demek yanlışı bile tekrarla yerleştirebiliyorsunuz. Şu anki toplumda birçok yanlış nasıl yerleşti? Tekrarla yerleşti. O halde tekrar önemli yani. Tekrar önemli. Ve İslam davetçileri en başta tevhid hakikatini çok tekrarlamalılar. Bir cemaatin kendi müntesiplerine ya da bir İslam davetçisinin anlattığı insanlara ilk yerleştireceği şey tevhiddir. Bunu eğer yerleştirmediyse o İslam davetçisi kendisini başarısız kabul etmelidir. Ya da o cemaat kendisini başarısız kabul etmeli. İslam mesajını ulaştırdığını düşünmemelidir. Peygamberimiz bir yemekle akrabalarını çağırarak aleni daveti başlatmış oldu ve bütün Müslümanlara da örnek oldu. Demek ki böyle bir ziyafeti herkes kendi ailesi içerisinde tertipleyebilir. Çok güzel yemekler olması şart değil. Kalabalık olacağı için orta düzeyde bir yemek ile masraf azaltılabilir ve bu şekilde davet topluma yayılabilir. Akrabalarla başlanıldı. Bunu daha evvel de anlatmıştık. Akrabalar insanın yakınları olduğu için kendisini en iyi tanıyanlardır. Dolayısıyla da onların size güvenmesi, sizin yanınızda birkaç tane akrabanızın olması önemlidir.
insanın en iyi tanıyan hanımıdır, kardeşleridir, anası babasıdır, yani çok yaşlı değillerse, bunlardan bazılarının işin içinde olması bile o davetçinin samimiyetini gösterir. Çocukları varsa çocuklarının, çünkü insanı en iyi tanıyanlar bunlardır. O halde insan akrabalarını ihmal etmemeli ve aleni davete akrabalarıyla başlamış Peygamberimiz. Yani aleni davete önce akrabalarından başlamış. Çünkü o zaman zaten daha büyük çaplı faaliyetler mümkün değil. Yani mesela bugün konferans yapıyoruz, mikrofon var, hoparlör var, yani icabın 10 bin kişiye de konuşabiliyorsun. Ama o zaman zaten konuşabileceğin kişi en fazla 100 kişi yani. Yani çünkü sesin gitmez. Evet. O da akrabalarıyla bu işe başladı. Sonra Peygamberimiz kabileleri davet etmeye başladı. Oraya gelen, Mekke o bölgenin başkenti gibi olduğu için onlarla görüşmeler yaptı. Oraya geliyorlardı civar kabileler. Orada mal alım satımı yapıyorlardı. Hacca geliyorlardı. Panayırlar kuruyorlardı. Bu panayırlarda şiir yarışmaları, alışverişler, toplantılar, istişareler düzenliyorlardı. Bir bakıma yıllık kongre gibi. Hac oldu bitti, bu görevi yapmaktadır. Şu anda hakkıyla yapılmıyorsa da, bir kongre vazifesini görmüyorsa da, çünkü halife olmayınca öyle, İslam devletleri olmayınca, hepsi laikleşmiş olunca hac sadece şekilsel ibadete dönüştü gitti. Eğer olsaydı, İslam devletleri olsaydı orada toplantılar olurdu. Her memleketten ilim adamları toplantılar düzenlerdi. Halkların kaynaşması için programlar yapılabilirdi. Yani mesela diyelim ki işte Türkler, Araplar, mesela şunlar bir yerde toplanır veya işte Türklerle Araplar bir yerde, İngiliz Müslümanlarla Alman Müslümanlar bir yerde, mesela öyle tanışmalar yapılabilir. Bir sürü güzel programlar yapılabilir aslında ve tadına doyulmaz çok harika programlar düzenlenebilir. Ama yapılmıyor. Çünkü öyle bir dert yok. Orada kongreler düzenlenebilir. Dünyanın değişik yerlerinden gelmiş ilim adamları mesela ümmeti Muhammed'in kurtuluşunun reçetelerini sunabilir. Yani her alim kendi görüşüne göre orada bir reçete sunabilir. Bunlar her sene yayınlanabilir, kitaplaştırılıp yayınlanabilir. Yani çok güzel faaliyetler yapmak mümkün ama hiçbiri yapılmıyor. O zamanda bile o putperestler bile gelirmişler Kabe'de, böyle faaliyetler yaparlarmış, yarışmalar. Yani cahil dediğin senin Arap, putperest dediğin adam bile orada kültürel faaliyetler yapıyor, şiir yarışmaları yapıyor ve en güzel şiirleri tespit edip Kabe'nin direğini asıyor. Muallakay Sab'a diye tarihe geçmiş. 7 tane asılı şiirleri var ki onunla övünüyorlar. Arap'ın övünç kaynağı olarak kabul ediyorlar ve bunun gibisi yazılamaz diyorlar. Kur'an geldiği zaman o Muallakay Sab'a şairleri teslim oldular. Yani Kur'an'ın belagatı karşısında hayretler içinde kaldılar. Ve yani Kur'an hepsini bastırdı. Onlar bu şekilde kültürel faaliyetler de yapıyorlardı. Peygamberimiz de böyle gelen kabilelere bakıyordu. Onların yanına gidiyordu. Onları anlatıyordu. Hatırlarsanız bu kabilelerle görüşmesi esnasında 6 kişiyle hani tanışmıştı. Medine'den Hazreç kabilesinden 6 kişiyle tanışmıştı. Bunlarla konuşurken belki eğer kendisine vahiy gelmemişse, normal olarak konuşuyorsa, bunların yarınların ensarı olacağını Allah kendisine bildirmemişse, kendisi de gaybı bilemeyeceği için, bunların yarınlarda yardımcıları olacağını anlayamamış, belki de ümitsiz bir şekilde, az bir ümitle diyelim, az bir ümitle gitmiş, konuşmuş olabilir. Yani herkes zaten kendisini kovuyor, kimse inanmıyor,
Bunlar da inanmayacak büyük ihtimalle. Bu şekilde gitmiş, konuşmuş olabilir ama sonuç ne oldu? Sonuç harika oldu. Bu 6 kişi iman etti. Seneye 12 kişi olarak geldiler. Diğer seneye de 75 kişi olarak geldiler. 12 kişi önce beyat etti, 1. Akabe beyatı. Sonra 75 kişi beyat etti, 2. Akabe beyatı. Ve sonra Peygamberimizi oraya davet ettiler, Medine'ye. Ve Efendimiz gitti orada devletini kurdu. Şimdi nereden bilecek, eğer Allah bildirdiyse başka ama Allah Azze ve Celle bildirmediyse nereden bilecek? Yani şurada 6 kişi var, gidiyorsun onlara bir şeyler anlatıyorsun. Onlarla devlet olacaksın. O vesileyle devlet olacaksın. Ya Mekke'de olamamışsın kendi topraklarında, Kabe'nin olduğu memlekette. Birkaç yüz Müslüman var artık etrafında. Buna rağmen orada olamıyorsun ve bir başka putperest kabilenin, Medinelilerin orada kuracaksın devletini. Hiç akla gelecek iş midir? Yani Allah'ın ne zaman vereceği belli olmaz. Sürpriz olabilir yani. 1000 kişiyi anlatırsın kimse kabul etmez. Bir bakmışsın ki hiç ummadığın insanlar kabul etmiş ve onlarla büyümüşsünüz yani. Kim layıksa Allah herkesin kalbini bilmektedir. Onlara nasip etmektedir. Kabe'nin bulunduğu topraklar en kutsal topraklardı ama oranın halkı layık değildi. Allah Medinelilere nasip etti. Peygamberimiz bu şekilde her gördüğü kabileyi anlatıyordu. Bugün kabile yok. Ama bugün insan çok. Kabileler de vardı aslında. Yani köyler, aşiretler. Ama hani böyle bir yere toplanma diye bir şey yok. Ama oralara kalkıp gidilebilir. Ama bunu yapmak için evvela kadroların oluşması lazım. Yani eğer oluşmuş olsa köylere kadar da davetçiler gönderilebilir. Köylere kadar giderler. Köyün kahvehanesinde, mescidinde izin verilirse konuşurlar. İzin verilmese bile yine konuşurlar. Elbette bunu yaptığınızda düşman da bir takım önlemler alacaktır. O köylere haber edecektir, engelleyecektir. Ama bu bir mücadeledir. Sonuçta bir yerden gireceksiniz. Onlar insanların anlamasını engellemek için insanları demir fanusların içine alacaklar. İnsanların başına bir fanus geçirecekler, sizi duymalarını engelleyecekler. Ama siz de o fanusu bir yerinden delip gireceksiniz. Bazen sivil toplum kuruluşlarına gidilip anlatılabilir. Biz buyuz, davamız da budur. Yani ferdi davet, fertleri davet, tek tek davetin dışında, aleni davetin dışında bir de kabileleri davet. Hem aleni olmuş oluyor hem de toplu davet. Yani aleni davet döneminde alenen konuşuyorsun ama herkese konuşuyorsun daha doğrusu. Ama kitlelere konuşmuyorsun belki. Yani toplantı yapamıyorsun belki. Herkese anlat diyorsun ama tek tek. Ama kabilelere davet döneminde toplu anlatıyorsun. Kabile şurada, bir kabile şurada hepsi Kabe'ye gelmişler. Sen de onların olduğu yere gidiyorsun. Toplu herkesin huzurunda konuşuyorsun. Ve bunlar sonra dönüp gidiyorlar kendi kabilelerine. Orada senden duyduklarını anlatıyorlar. Birisi geldi bize böyle böyle anlattı. Böylece oraya yayılmış oluyor. Orada hakikati arayan insanlar varsa Ebu Zer gibi duyduğu zaman dikkatini çekiyor. Şimdi, aleni davetin faydası bu. Yani aleni davette o sizi buluyor. Arayış içindeki insanlar duyuyorlar ve o sizi buluyor. Gizli davette hep sizin bulmanız gerekiyor. Ahmet'e mi gideyim, Mehmet'e mi gideyim? Hep sizin bulmanız ve ayağına gitmeniz lazım. Ama aleni davette zaten herkes anlattığınız için o kulaktan kulağa gidiyor ve siz gitmediğiniz halde o sözler insanların kulaklarına gidiyor. Ve içinden ilgili olanlar sizi arayıp buluyor. Çünkü duymuşlar. Bu aslında kaliteli insanlara ulaşmanın bir yoludur. İlgili insanlara ulaşmanın yoludur. Bu insanlar ilgili insanlar ve duyduğu zaman bu tür insanların dikkatini çeker. İcabında siz gidip birisinden konuşursunuz. İlgili bir insan değildir. Boşa gider belki de.
sevabınızı kazanırsınız ama adamı kazanamazsınız. Fakat aleni davetten herkes duyduğu için ilgili insanlar kendileri sizi buluyorlar. İşte bunlar zaten kaliteli insanlar, düşünen insanlar, ilgili insanlar. O insanlara ulaşmış oluyorsunuz. Yani belki de sizin uğraştıklarınız, tek tek görüştükleriniz, çevrenizdekiler belki de çok kaliteli değil. Ama davetiniz alenileştiğinde kaliteli insanlar duyuyor, onlar sizi arayıp buluyor. Ve onlar ilgili insanlar olduğu için hızlı mesafe alırlar. Hızlı bir şekilde gelişirler. O insanları kaçırmak, onları ihmal etmek caiz olamaz yani. O yüzden mümkün olduğu kadar aleni ve toplu faaliyetler lazımdır. Toplu faaliyetler. Şimdi mesela bugün diyelim bir konferans peygamberimizin kabileleri davetine benzer. O kabileleri anlatıyordu. Biz de şimdi şehirleri anlatıyoruz. Ona benzer. Bu kabileler hac zamanı ekseri geliyorlardı ve evet haccın farzları azdır. Hani Arefe gününde Arafat'ta vakfe yapmak, ertesi günde bayram birinci gününde de Kabe'yi tavaf etmek. Ama bunlar erken geliyorlardı. Çünkü bunlar yalnızca hac için gelmiyorlardı. Sadece hac için gelseler iki günde yeter yani. Ama bunlar oraya fuar içinde geldiğinden iki ay evvel geliyorlardı icabında. İki ay orada geziyorlar, dolaşıyorlar, alışveriş yapıyorlar, yarışmalar yapıyorlar, tanışıyorlar. Yani aslında şimdiki turistik faaliyet gibi, iki aylık bir turistik faaliyet gibi bir de böyle bir maksat da var yani. Hem ticari, hem turistik, hem kültürel, hem dini bir faaliyet olarak yapılıyor. Böyle olunca orada uzun süre kalıyorlar. Bundan da peygamberimiz istifade ediyor. Allah'ın son peygamberini böyle bir yerden çıkarması boşuna değil. Efendimizin Mekke'den yaratılması birçok hikmetleri var. Bu da onlardan biri. Çünkü Mekke o bölgenin başkenti gibi, kültür merkezi gibi, Kabe olduğu için herkesin geldiği, kimi bir hafta, kimi iki ay orada kalıyor, toplantılar yapılıyor. Bu önemli bir fırsat. Yani başka bir kabilede yaratılmış olsaydı, böyle bir imkanı olmazdı. Dışarıdan oraya gelseydi, yine bu kadar güzel bir imkanı olmazdı. Çünkü yani dışarıdan gelmiş birisi. Ama şimdi kendisi oralı zaten, orada ev sahibi durumunda. Gelenler misafir. Dolayısıyla gelenler ev sahibini dinliyor. Ev sahibi olarak, bir Mekkeli olarak konuşuyor. Belki onlara yardımcı da oluyor bazı konularda. Çünkü uzaktan gelmişler, ekmek lazım, su lazım. Yani bu konularda da belki yardımcı olmaya çalışıyor. Ve bu kabilelerin yanına giderken yanında Hazreti Ebu Bekir'i alıyor. Çünkü Hazreti Ebu Bekir kabileleri iyi tanıyor, neseplerini biliyor, atalarını biliyor. Bazen Hazreti Abbas'ı, kendi amcası Abbas'ı yanına alıyor. Abbas o zaman Müslüman değil ama kabileleri iyi tanıyan birisi ve Abbas'ın elinde su dağıtma vazifesi, sikaye vazifesi Abbas'ın elinde olduğu için, yani Kabe'de böyle vazifeler vardı. Yani hacılara su dağıtma, hacılara Kabe'nin anahtarını taşıma gibi, Kabe'nin perde darlığı, sancak taşıma gibi vesaire bir takım böyle vazifeler kendi aralarında paylaşmışlardı ve Efendimiz amcası Abbas daha sonra Müslüman oldu radıyallahu anhu. O bu işleri biliyordu. Hem onların yani vazifesi gereği her kabileyi tanıyor. Çünkü onlara su dağıtıyor. Her kabileyi tanıyor. Kabileler de onu tanıyor. O yüzden yanında amcasının olması önemli. Evet, amcası iman etmemiş. Fakat yine de amcasının yanında olması güven veriyor. Yani herkes Abbas'ı tanıyor ve Abbas da onun yanında. Yani yeğenine güvenmese yanında yer almaz. İman etmiyorsa da herkes anlıyor ki yani demek ki henüz iman edemiyor kendisi. Çünkü atalarının dinini bırakamıyor. Fakat bak yeğenine de güveniyor demek ki. Yani kendisi henüz anlayamıyor, kabul edemiyor ama yeğenine de güveniyor ama. Yani Muhammed yalan söylemez. Güveniyor ki yanında bulunuyor.
Peygamberimiz bunu da değerlendirmiş yani. İman etmemiş olan bir amcasını bile yanında tutmaya çalışmış. Ondan da istifade etmiş. Çünkü kendince Hazreti Abbas'ın o zaman bir makamı var yani. Yani su dağıtma vazifesiyle görevli. Bu önemli bir görev. Ondan izin alınıyor birçok meselede. Yani böyle birisini yanında tutuyor, iman etmese bile. Onu zorlamıyor. Çok öyle kaldıramayacağı işlere sokmuyor. Yapmak istemeyeceği şeylere sokmuyor onu. Onu yapabileceği bir şeye sokuyor. Yani akıllı bir İslam davetçisi herkesten istifade edebileceği noktayı tespit etmeli. Şundan, şunun şu yönünden istifade edebilirim. Şunun da şu yönünden istifade edebilirim demeli. O zaman herkesin bir yönünden istifade ederseniz hareketiniz hızla büyüyebilir. İlla herkes bizimle beraber olacak. Olmazsa olmaz derseniz olmaz. Sizinle beraber olmayabilir bazı insanlar ama sizi uzaktan destekler. Hatta belki de bazı insanların yanınızda olmaması, uzaktan desteklenmesi daha hayırlı. Çünkü bazı insanların gerçekten içinize girmesi size zarar verebilir yani. Ya da korkaktır, içinize girerse bu yükü taşıyamaz, yarın bırakır, ondan sonra işte filan bıraktı falan bıraktı derler. Size zarar verir. Zaten bırakacak bir adam. Zaten cesur değil, zaten dayanıklı değil, zaten zor işe gelecek adam değil. Bu adam yanınızda bulunursa tehditlerden korkar bırakır. Uzakta olursa çok tehdit edilmez, çok korkmaz, riske girmez ve bırakmaz, devam eder. Uzaktan uzağa yavaş yavaş yardım etmeye devam eder. Bazı insanlar o şekilde muhafaza etmek lazım. Herkes yani yanımızda, sağımızda, solumuzda, arkamızda olması gerekmez. Belki de öyle olsa dayanamayacak, bırakacak. Uzakta olsa risk almayacak ve devam edecek. Bir kenarında, bu hareketin bir kenarında bulunmuş olacak. Tamamen dışarıda kalmamış olacak. Tamamen bırakıp gitmesindense böyle olması daha iyi. Bir kenarında dursun. Belki bir işe yarar. En azından kendisini kurtarmış olur. Bu bazen Müslüman olmasa bile, yani bu Müslümanlar için de böyle. Bazı Müslümanlar yanınızda değil de biraz uzakta olmalı. Kafirler için de böyle. Yani bazı kafirler size yani iman etmediği için size yani sizin yanınızda yer almayacaktır ama yani uzaktan destek vermesi akrabalık, dostluk, arkadaşlık münasebetiyle mümkün olabilir. Onu da orada tutmak lazım. Ve onlar ileride iman edebilirler. İşte mesela Abbas da öyle oldu. Peygamberimiz onu dışlamadı. Yanında gezdirdi. Amcamsın dedi. Gel benimle beraber dedi. Biliyorsun ben yalan söylemem. Ben peygamberim. Ama kabul etmiyorsam bile yanımda bulunmaz mısın? Sen benim hiç yalan söylediğimi gördün mü? Yok. O halde gel yanımda bulun bari. Ben bunları tanımıyorum. Bari sen hepsini tanırsın. Hiç olmazsa beni dinlemelerini sağla. Ben konuşayım, sen konuşma. Seslenme, dur bir kenarda. Seni görsünler yeter. Seni herkes tanır. Yani seni görseler yeter. O da olur yeğenim diyor. Çünkü yeğenini seviyor ve güveniyor yani. Yani bu şekilde bazı akrabalarınız da olacaktır. Dostlarınız da olacaktır. Onları da böyle değerlendirmelisiniz. Efendimiz onu yapmış. Kabileleri davetinde bu önemli bir faktör. Hazreti Abbas'ın o zaman iman etmemiş olsa bile böyle bir desteği olmuş. Allah Azze ve Celle de bu şekilde destek verenlere imanı nasip etmiş. Ebu Leheb ne yapmış? Abbas ne yapmış? İşte fark. Ebu Leheb düşmanlık yapmış. Abbas yanında en azından durmuş. Aleyhinde konuşmamış. Yeğenim dürüsttür demiş. Bu önemli. Evet. Ve Peygamberimiz bu şekilde kabile kabile geziyor. O kadar anlatıyor ki artık bazıları diyorlar ki ya sen bizden usanmaz mısın? Pardon sen yani bizden ümidin bitmedi mi? Yani biz iman etmiyoruz. Ya usanmadın mı hala bize anlatmaktan? İşte anlamıyoruz. İşte inanmıyoruz. Tamam artık git. Hala ümitli misin bizden? Yani bizim anlamayacağımızı, kabul etmeyeceğimizi hala anlamadın mı? Diyecek hale gelmişler. Eğer Allah katında hani vazifeni yapmış olmak içinse
Ya tamam, yaptın vazifeni, tamam hadi git. Anlattın, tamam dinledik, hadi git. Demelerine rağmen Peygamberimiz anlatmaya devam ediyor. Çünkü bu mesele gurur kibir meselesi değil. Yani sen bana böyle dedin, ben daha sana anlatmam. Bu iman meselesi, ebedi cehenneme girecek. O yüzden onun o cahilliğini bağışlıyor, yine anlatıyor, yine anlatıyor. Mesele çok mühim yani, ebedi bir hayatla alakalı. Ve Peygamberimiz hem ondan dolayı hem de biliyor ki insanlar bir defa da anlamaz. Öyle insan azdır. Binlerce yıllık putperestlik, ataları putperest, adam dinini birdenbire bırakacak, bu kolay mı? Bunu bildiği için şefkatle yaklaşıyor. Yani İslam davetçisi bunu bilecek. Bu insanlar bunca yıldır başka kültürlerle kafaları dolduruldu. Bunca yıldır şu hayatı yaşadı. Her taraf haramlarla dolu. Her taraf sapık fikirlerle dolu. İdeolojilerle dolu. İnsanlar sabahtan akşama kadar iş hayatında. Akşamleyin de televizyon başında. İslam davetçisi bunu anlayacak, merhametli olacak. Bunların bir defada anlaması mümkün değil. Peygamberimiz bu anlayış içerisinde sabır gösteriyor aslında. Biliyor ki anlamak, kabul etmek zor. Ve Peygamberimiz böyle kabileleri anlatırken bir taraftan da daha uzaklara gitmeyi de düşünüyor. Taif'e kadar gidiyor. Çünkü Taif'te akrabaları var. Ve Taif büyük bir memleket. Orada yani Mekkeliler anlamıyor. Belki Taifliler anlar mı acaba? Yani İslam'ın başkenti Taif olabilir mi? İkinci bir üs arıyor yani. Hani Mekke üs olmaya layık olmadığını gösterdi. Evet, Mekke'den başladı ama Mekke bu harekete kucak açmıyor. Acaba Taif olabilir mi? Bir üs arıyor yani. Taif de olmadı. İki büyük memleket, Mekke ve Taif. Mekkeli kafirler ne diyorlardı? Bu peygamberlik gelse ya Mekke'den birine, bir zengine, ya Taif'ten bir zengine. Sana mı kaldı? Sen zengin misin ki? Gibi. Yani Velid bin Mughireler varken sana mı düştü bu iş? Yani zengin olmasını istiyorlardı peygamberin. Halbuki peygamberde aranması gereken şey dürüstlüktür, ahlaktır, gayrettir, cesarettir, fedakarlıktır. Davasından dönmeyecek bir azme sahip olmasıdır. Allah buna göre seçer. İnsanlar ise malına mülküne göre bakıyorlar. Bu iki şehirden biri olmalı, bir zengin olmalı diyorlardı. İkisi de layık değildi. Allah Medinelilere nasip etti. Medineliler iman ettiler. Yani peygamberlik hususunda zengin değil de kim layıksa ona verildiği gibi başkent olma hususunda da hangi şehir layıksa oraya nasip edildi. Yani gerek şahıs gerekse memleket. Layık olanlara, hangi toprak layıksa, hangi toprak daha mümbitse, hangi toprağın insanları daha anlayışlıysa Allah onlara nasip ediyor. Mekke hareketin başlangıcı, orijini, peygamberin vatanı, Hazreti İbrahim'in vatanı ama layık değil. Evet, Medine'de devleti kuranlar yine sonuçta Mekkeliler, muhacirler. Ama Ensar'la beraber o muhacirler Mekke'deyken kuramadılar devletlerini. Medine'de kurabildiler. Demek ki sadece şahıslar önemli değil. Kaliteli olmaları da yetmiyor. Toprağın da mümbit olması gerekiyor. Bereketli olması gerekiyor. Toprak da önemliymiş yani. Ortam da önemli. Peygamberimiz Taif'e de gitti. Taif de adam olmadı. Buna layık olmayacağını gösterdi. Taşladılar kendisini. Ama taşlasalar da sonuçta Taif'e de yayılmış oldu. Yani hareketin kitleselleşmesi için taşlanmayı göze alması lazım. Herkesin ilk duyduğu anda kabul etmesini düşünmemesi lazım. Taşlanmayı göze almayan bir hareket büyüyemez. İnsanlar ilk duyduğunda mutlaka tepki gösterecektir. Ama duymuş oluyor. Bu önemli. İkincisinde yine tepki gösterecektir. Ama tepkisi ilkindeki gibi değil. İlkinde bir de şaşırıyor. Bu ne saçmalık diyor. İkincisinde buna saçmalık demiyor ama düşmanlık yapıyor. Üçüncüsünde düşmanlığı azalmaya başlıyor. Dördüncüsünde düşünmeye başlıyor. Beşincisinde acaba demeye başlıyor.
böyle 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 böyle, yani bu işin başlangıcında mutlaka reddedileceksin, mutlaka düşmanlıkla karşılaşacaksın, hiç böyle bir şey olmadan doğrudan doğruya ben anlasınlar diyenler hayal aleminde yaşıyorlar. Böyle bir şey çok nadir olur. Duyar duymaz kabul edenlerin olması çok nadir hadiselerdendir. Mutlaka önce tepkiyle karşılaşacaksınız. Bunu göze almayanlara Allah bu yükü taşımayı nasip etmez. Bu yükü taşıyacak olanlar önce kendini ispat etmeli. Tepkileri göze alarak başlamalı. Tepki gösterileceğini bilerek başlamalı. İşte kabileler iman etmediler. Ondan sonra Medine'den gelen 6 kişi iman etti. Ve bu şekilde hareket Medine'ye yayılmış oldu. Başlamış oldu. Biraz evvel de söylemiştik. 1. Akabe Beyatı hicretin 12. senesinde, yani peygamberimize peygamberliğin verilmesinden 12 sene sonra, Bi'setin 12. senesinde, hicretten bir sene evvel 1. Akabe Beyatı, sonraki senede 2. Akabe Beyatı gerçekleşti. Bu bundan şunu anlıyoruz. Demek ki bakın, aleni davet, aleni davetten sonra, aleni davet sayesinde bazı kimselerle tanışıyorsunuz. Sonra bu kimselerle beyat gerçekleşiyor. Demek ki aleni davet var, beyat var işin içerisinde. Hareketin sağlamlaşmasında ve büyümesinde aleni davet etkili, sağlamlaşmasında da hareketin Medine'ye taşınmasında da beyat etkili olmuştur. Söz veriyorlar, söz verince tabii sözünü tutan insanlarmış demek ki Medineli putperestler. Sözünü tuttular iman ettikten sonra, sözlerini yerine getirdiler. Bugün birçok Müslümanında söz diye bir şey kalmamış. Sözünü tutmayan nice Müslüman var. Putperest olabilir insan ama karakterli, sözünü tutan erkek adam olabilir. Diğer taraftan adam Müslümandır ama karakter yok. Söz diye bir şey yok. Bir gün öyle, bir gün böyle, bir gün öyle, bir gün böyle. Böyle insanlar çok. Bu gibi insanlarla bir yere varılamaz. Bunlar beyat etse ne olur, etmese ne olur? Sözünü tutmayan adamlar. Söz verse ne olur, vermese ne olur? Yani elbette beyat önemli ama beyat edenlerin karakteri de çok önemli. Nice insan beyatinden döner. Küçük bir meseleden dolayı beyatinden döner. Karakter yok. Karakter meselesi. Allah-u Teala peygamberimize böyle bir ashab nasip etmiş yani. Karakterli. Putperest olabilir, cahil olabilir ama o halloldu mu, iman etti mi, tamam, ondan sonrasında sorun yok yani. Adam karakterli adam yani. Yani bazı insanların sorunu bilmiyor olması, anlamıyor olması. Bunlar kolay. Bunlar kolay. Öğretirsin, olur, anlar, olur, biter. Ama karakteri bozuksa çok zor. Çünkü onun karakterini değiştirmek hakikaten çok zor. Fikir vermek kolay. Hayat değiştirmek zor. Karakter değiştirmek çok zor. O yüzden karakterli adam arayacaksınız. Bir adamla böyle bir karaktersizlik gördünüz mü tamam yani. Fazla uğraşmanıza gerek yok. Yalan söylüyor. Fazla uğraşmana gerek yok. O adam dava adamı olmaz yani. Kaypak adam yani. Yalan söyleyen adam kaypak adamdır. İkiyüzlülük yapıyor. Kaypak adam. Bunlar hiçbir zaman sonuna kadar gitmezler. Herkesi yarı yolda bırakırlar. Dava ise sonuna kadar gidecek insanlarla gelişir. Dava adamı olacak insanlar ayrı, talebe olacak insanlar ayrı. Bazı insanlar talebe olur ama dava adamı olmaz. Bazı insanlar arkadaş olur ama dava arkadaşı olmaz. Eğer bir davanız varsa dava adamı olacak fıtratta insanlar bulmalısınız. Karakterli insanlar, cesur, sözünde duran, ihanet etmeyecek. Tabii nasip, bazen öyle zannedersin ama öyle değildir. Bazen öyle zannetmezsin ama öyledir. Nasıl bileceksin? Biraz tecrübe ile alakalı, biraz da olaylarla alakalı. Olaylar esnasında herkesin karakteri ortaya çıkacaktır. Siz iyi bir gözlemleyici olmalısınız. Gözlemlemeyi bilirseniz
o zaman görürsünüz. Görmeyi bilirseniz görürsünüz. Aslında olaylar oluyor, insanın ne olduğu ortaya çıkıyor ama görecek göz herkeste yok. Görmüyor. Aslında o adamın ne olduğu yıllar evvelden de belli. Bir hareketinden belli aslında. Ama görecek göz yok. Etrafındakiler görmüyor. Tecrübe eksikliği var. Allah öyle imtihanlar yaratıyor ki herkesin ne olduğunu ortaya çıkartıyor. Ama etrafındakiler görmüyor. O zaman çok yanlış insanlarla yola çıkarsınız. Onlarla yürürsünüz. Yürünmeyecek insanlarla yürürsünüz. Hata edersiniz ve çok acılar çekersiniz. Demek ki devletleşmede aleni davet, kitleselleşme ve beyat önemli roller oynamışlardır. Aleni davetle kitleselleşme olmuş, kitleselleşme ile devletleşme olmuş. Aleni davet esnasında beyat gerçekleşmiş, beyatle devletleşme gerçekleşmiş. Demek ki aleni davet çok önemli bir rol oynamış. Hızlı gelişmeyi sağlamış. Kitleselleşme olmuş ve sonra beyat da önemli bir rol oynamış. Medine'ye, Müslümanların Medine'ye gitmeleri beyat sayesinde oldu. Güven verdi yani Müslümanlara ve Peygamberimize. O beyat güven verdi. Bunlar sözünü yerine getirecek insanlardır ve söz de verdiler. Bizi orada rezil etmezler deyip oraya kalkıp gidebildiler. Yani sağlam insanlarla tanışırsanız size güven verir ve onlara güvenerek de bazı önemli kararları verebilirsiniz. İşte ondan sonra bunlara güvenerek hicret gerçekleşti. Evet, bir teneffüs verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam edelim. Hicrete kadar gelmiştik. Hicretten sonra da Peygamberimizin kitleleşme faaliyetleri devam etti. Müslümanlar arasında, Ensar'la Muhacir arasında kardeşlik tesis etti. Bu öyle lafta olan bir kardeşlik değildi. Hatta kardeşlik ilan edildiği dönemde birbirlerine varis bile oluyorlardı. Gerçek kardeş gibi. Bu şekilde Peygamberimiz sağlam bir kitle meydana getirmek istedi. Demek ki hicrete kadar işte gizli davetten sonra aleni davet ve kitleselleşme olabildiği kadarıyla kabileleri davet bu şekilde belli bir sayıya ulaştı. Hicretten sonra da bu sayıyı daha da arttırdı. Medine'de daha rahat bir ortam buldu. Medine'de Müslümanlar çok fazla olduğundan değil. Aslında Müslümanların sayısı Medine'de azdı. Ensar'ın sayısı biraz daha fazla tabii. Muhacirlere göre. Ama toplamları da aslında yine çok değildi. Orada Yahudi kabileleri vardı. Daha çoktular. Putperest Arap kabileleri vardı. Sayıları daha çoktu. Fakat onların bir lideri yoktu. O yüzden Müslümanların bir lideri olduğu için hem de çok bağlılar, çok itaatkarlar. Öyle olunca Müslümanlar orada hakim oldular. Bunun sayesinde, yoksa sayılarıyla değil. Diğerleri paramparça, evet sayıları çok ama paramparçalar. Kimse kimseyi dinlemiyor. Müslümanlar öyle değil. Hepsi tek vücut. Böyle olunca orada Müslümanların sözü geçti. Peygamberimiz onları kardeş yaptı. Böylece tek vücut oldular. Yani hicretten önce kitleselleşme faaliyetleri hicretten sonra da yine devam ediyor. Ve bu kazanılmış insanlar sağlamlaştırılıyor, aileye dönüştürülüyor. Tabi sonra bu kaldırıldı yani ama Allah-u Teala bilmiyor mu sonradan kaldıracağını? Bu hep böyle devam etmez. Ensar Muhacir kardeşliği eğer devam etse o zaman bugün de yani öyle olmak zorunda kalırdık. Farz olurdu bize. Halbuki bu mümkün değil. Kıyamete kadar böyle gitmez yani. O gün küçük bir topluluktu Müslümanlar. Onların arasında bunu başarmak mümkündü. Ama bu devam etse şimdi 1,5 milyar Müslüman bunları kardeş yapmak mümkün değil. Allah geleceği bilendir. Ve bunun ileride mümkün olmadığını da bilendir. O yüzden bunu kaldırdı. Ama kaldıracağını bildiği halde neden bunu başlattı? Çünkü bazı şeyler bir dönem gereklidir.
o anda gereklidir. Daha sonra gerekli olmayabilir. Geçici olarak bazı şeyler emredilir. Tıpkı teheccüd namazının başta emredilmiş olması gibi. Gecenin yarısı kadar, yarısından biraz az, biraz daha fazla kalkıp gece namazı kılıyor, Kur'an okuyorlar, teheccüd kılıyorlar, Kur'an okuyorlardı. Bu bir sene sürdü, sonrasında kaldırıldı. Madem kaldırılacaktı, neden emredildi? Çünkü ilk neslin sağlam olması için böyle lazımdı. Her nesil onlar kadar sağlam olması gerekmez. Onlar ilk Müslümanlar. Onlar temel. Bu işin temeli Peygamberimiz ve sahabesi. Biz değiliz yani. Onlar temel. Temelin çok sağlam olması lazım. Allah-u Teala onları o yüzden böyle eğitti. Demek ki bazı şeyler bir takım sebeplerle bir dönem emredilir, sonra kaldırılabilir. Bu kardeşlik müessesesi de o şekilde oldu, sonra kaldırıldı. Bunlar önce birbirlerine mirasçı bile oluyorlardı. Allah Azze ve Celle daha sonra akrabalar mirasta daha fazla hak sahibidirler buyurdu. Tabii ki Müslüman akraba. Yani Müslüman Müslümana mirasçı olur. Kafir Müslümana, Müslüman da kafire mirasçı olamaz. Akrabalar iki yönden yakın. Hem akraba hem de din kardeşi. Ama bu akraba olmayan ise bir yönden, din kardeşi olma yönünden yakın, ikinci yönden, akrabalık yönünden yakın değil. Bu iki yönden, bu da bir yönden olduğu için iki yönden olan kimselere miras verilecek denildi. Yani hem din kardeşi hem de akrabası. Böylece bu Efendimizin Medine'de gerçekleştirdiği kardeşlik müessesesi iptal edilmiş oldu. Yani miras olay iptal edilmiş oldu. Ama şunu görüyoruz, yani Peygamberimiz orada Müslümanları sağlamlaştırmak için bir müddet demek ki buna ihtiyaç görmüş. Çünkü yeni gelmişler. Hepsi Mekke'den her şeyini bırakmış, çıkmış gelmiş. Ne yiyecekler? Yani her gün yardım edin, yardım edin, yardım edin demekle bu iş olmaz. İşte ey ensar, muhacirlere yardım edin. Yazıktır, günahtır. Hadi bunlara bir şeyler verin. Sadaka gibi. Bu şekilde uygun olmaz. Ne yaptı? Böyle bir sistem kurdu. Dedi ki sen filanla kardeşsin. Sen buranın yerlisisin, ensarsın. Buna yardım edeceksin. Bu her şeyini bıraktı. Evini, barkını, her şeyini bıraktı geldi Allah için. Sen de Allah için bunu besleyeceksin bir müddet. Kendi ayağında duruncaya, ayağı üzerinde duruncaya kadar, bir meslek sahibi oluncaya kadar, para kazanacak hale gelinceye kadar, oraları tanıyıncaya kadar, tabi ileride zaten savaşlar başlayacak, ganimetler alınacak, ganimetler alınıncaya kadar, yani bunlar size muhtaç olmaktan çıkıncaya kadar siz bunlara bakacaksınız. Ve Ensar da bunu kabul ettiler canı gönülden. Hatta öyleleri oldu ki, yani gariptir belki bugünün insanı için biraz ters geliyor da, o ortamda olursa insan bunu anlayabilir yani. Bazı şeyler peygamber ortamında anlaşılır. O atmosferde anlaşılır. Şu atmosferde anlayamadığımız bazı meseleler var. Ancak o atmosferde anlayabileceğimiz meseleler. Mesela adamın iki tane karısı varmış. Diyor ki öyle kardeş olmuşlar ki ya zaten malının yarısını veriyor. Diyor ki iki karım var. Hangisini istersen onu ben boşayayım, sen onunla evlen. Yani bunu bir erkek söyler mi? Yani bu kadar. Şimdi bugün insanı bunu anlamaz. Yani bu nasıl laf deyip tepki de gösterebilir. Ama bu bir yani kardeşliğin geldiği düzeyi göstermesi açısından önemli. O da zaten kabul etmemiş böyle bir şeyi de. Demiş malımın da yarısı senin, iki karımdan birisi de hangisini istersen onu ben boşayayım, sen onunla evlen demiş. Buna tabii ikisini de kabul etmemiş. Yani ben ne malını isterim ne de hanımlarından birini, Allah razı olsun diyor. Sen bana pazarın yolunu göster diyor Abdurrahman bin Avf. Ve Allah onun tuttuğunu altın etti. Gitti pazarda öyle kazandı, öyle kazandı, öyle kazandı ki Allah bazı insanların işini rast getirir. Hep iyilere rastlatır. Bol kazançlı alışverişler yapmasını nasip eder. Üçe alır, ona satar. Yani Allah öyle şeyler rast getirir ve öyle oldu. Zengin oldu, öyle zengin oldu ki herkesten fazla para bağışlayacak kadar İslam ordusuna 1000 deve ve at verdi bir seferinde. 1000 deve ve at.
30 bin dirhem gümüş, 700 deve kervanı üzerindeki yükleriyle birlikte, kıymetli yükler, Şam tarafından kervan gelmiş, hepsini bağışlayacak kadar. Allah ona verdi, o da Allah yolunda dağıttı. Bu kadar kardeş oldular yani. Yani tarihe geçmemiş bir, yani benzeri olmayan, tarihte benzeri olmayan bir kardeşlik. Bunu ancak bir peygamber başarabilir. Onun manyetik alanına girenler, o atmosfere girenler değişiyorlardı yani. Fedakar oluyor. Ve taze iman bazı zamanlarda gerçekleşir. Her zamanda taze iman olmaz. İman bazen kişinin kendinde eskir, bazen toplumda eskir. Kişinin kendinde eskimiş olsa iman eskir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Elbisenizin eskimesi gibi imanınız da eskir. Onu tazeleyin. Nasıl demişler? La ilahe illallah'ı çok tekrar edin. Allah'ı çok zikredin ki imanınız tazelensin. İman eskiyor yani. Bu bazen fert bazında, bazen toplum bazında. İşte eskimiş olan, imanı eskimiş olan bir toplum. Mesela Osmanlı'nın son zamanlarında iman eskidi. Hatta yırtıldı bile o elbise. Öyle eskidi ki yırtıldı bile hatta. İşte son bu 40-50 yıldır tekrar taze bir iman, yeni bir nesil gelmeye başladı. Bu taze iman döneminde insanlar iyi anlar, insanlar fedakar olur, cesur davranışlar gösterebilir. Taze iman hangi dönemlerde oluyor? Zulme karşı bir hareket başladığı zaman. Çok ciddi bir zulüm yoksa, bir hareket başlayabiliyorsa, filizlenebiliyorsa, o dönemde taze iman zuhur ediyor. Katılanlar daha şuurlu oluyor, daha fedakar oluyor. Ve bu elbette öncelikle peygamberlerin döneminde, en kuvvetli dönemi peygamberlerin dönemi. Yani bir peygamberin maneviyatı çok yüksek. Hem onun tesiriyle, hem de onun döneminde yeni bir hareket başlıyor. Yeni olmanın tesiriyle. Yeni olunca iman taze oluyor. Sonraları gitgide eskimeye başlıyor. Yeni bir olay lazım. Olaylarla da iman tazeleniyor. Büyük olaylarla. Mesela bir peygamberin zuhur etmesi büyük bir olay. Ya da mesela bir memlekette bir liderin zuhur etmesi büyük bir olay. Taze iman, ya peygamber de bir lider sonuçta. Aslında liderlerle gerçekleşiyor. Tabii ortam da ortamsa. Ortam da önemli. Siyasi durumlar, ekonomik durumlar, kriz, terör, savaş, birçok etken var. Bunlar hepsi olumluysa lider çıkabiliyor. Lider çıktığı zaman taze iman oluşuyor insanlarda. Yani herkeste yeni bir aşk, yeni bir heyecan, ümit. Ümit olmadan taze iman olmaz. Taze iman varsa ümit var demektir. Ümit olmadan taze iman olmaz. İnsanlarda ümit başlıyor, hedef başlıyor, idealistleşmeye başlıyorlar. Artık kendini unutan, davayı düşünen insanlar çoğalıyor. İşte o zaman taze iman dönemidir, o dönem. Böyle ne kadar insan varsa, yani sayı çoksa, böyle insanların sayısı çoğaldıysa, o dönem taze iman dönemidir diyebiliriz. Sahabe dönemi böyle bir dönem. Yani onlardaki o fedakarlık, malını mülkünü vermeler, canını vermeler. Yani şehit olurken bile başka bir şey düşünmüyor yani. Ensara diyor benden selam söyleyin. Ensara benden selam söyleyin. Resulullah yalnız bırakmasınlar. Vallahi kendileri ölmeden Resulullah'a bir şey olursa Allah'a hesabını veremezler. Siz öleceksiniz, Resulullah'a bir şey olmayacak. Ölürken söylediği sözler. Acayip bir dönem yani. Yani bunun misalleri çok. Mesela sahabe hayatından tablolar anlat bitmiyor. Hepsi birbirinden harika olaylar. Yani fedakarlık örnekleri, cesaret örnekleri, cömertlik örnekleri, takva örnekleri. Yani hiç görmediğimiz insanlar. Çevremizde hiç göremediğimiz insan modelleri yani. Taze iman dönemi. Yani insan hani bir rivayette diyor ki peygamberimiz öyle bir zaman gelecek ki o zamankiler sizi görseydiler bunlar nasıllar? Bunlar deli midirler? Bu nasıl fedakarlık? Bu nasıl bir iman derlerdi.
sonraki nesiller bizi kastediyor yani, bizim neslimiz, bizden sonrakiler, bizden evvelkiler. Eğer sizi görselerdi diyor sahabeye, derlerdi ki bunlar deli midir? Bu nasıl bir iman, bu nasıl bir fedakarlık, bu nasıl bir iş yani? Şaşırırlardı yani, sizin imanınızı anlayamazlardı. Siz de onları görseydiniz bunlar Müslüman mı derdiniz? Şimdiki dönem. Onlar sizi görseydi bunlar deli mi derdi? Siz onları görseniz bunlar Müslüman mı dersiniz? Böyle bir dönem, o dönem. Şimdi bu nasıl oluşuyor? Bunda Peygamberimizin varlığı çok mühim bir tesiri var. Onun varlığı çok tesir etmiştir yani. Ondaki maneviyat kimsede olamaz. Yani bir insan var 10 voltluk, bir insan var 100 voltluk, bir insan var 220 voltluk. Yok, watt mıydı? Watt değil mi? Yani volt da var da, volt elektrik, onun gücüyle alakalı. Watt da lambanın gücüyle alakalı bildiğim kadarıyla. Yani volt olarak da düşünseniz, misalimiz doğrudur. Watt olarak da düşünseniz doğrudur. Yani mesela bir elektrik 10 voltluk, bir elektrik 100 voltluk, bir elektriğin gücü 220 volt. Mesela evlerimizdeki 220'dir. Bir elektrik mesela 320 voltluk sanayi elektriği 500'dür, 10 bindir. Elektrikten elektriğe fark var. Lambadan lambaya fark var. Bir lamba 1 watt'tır, bir lamba 10 watt'tır, ışığı fazla olur. Bir lamba 100 watt'tır, daha fazla. Bir lamba 1000 watt'lıktır, daha fazladır. Lambadan lambaya da fark var. Aynı onun gibi, şimdi Peygamberimiz 10 bin volt, 10 bin watt, 10 bin voltluk bir elektrik gibi. Bu ne demek? Bu şu demek yani. Bu yüksek gerilimler var ya, yüksek gerilim hatları. Şehirler arası olan. Mesela bunlara yakın olmanıza izin vermezler. Onlara yaklaşmanız yasaktır. Onların altında ev yapılamaz. O kabloların altında ev yapmalarına izin vermezler. Çünkü çok güçlüdür elektrik akımı. Etkiler. Daha da yüksek olsa daha da fazla etkiler. Şimdi Peygamberimizinki çok yüksek bir maneviyat yani. Etrafındakileri etkiliyor. Yani onun gibi insan dünyada yok. Yani biraz yaklaştığı zaman ona insanlar, biraz yaklaşınca ondaki farkı görüyor. Maneviyatı görüyor. Etkiliyor yani. Manyetik alana girdiği zaman, onun manyetik alanına girdiğinde değişmeye başlıyor. Çünkü çok yüksek bir örnek yani. Fark çok fazla. Aradaki fark çok fazla. Çok etkileniyor o zaman. Ama mesela fark az olduğunda fazla etkilemiyor. Yani diyelim insanların derecesi 100, davetçinin derecesi de diyelim ki 120. Çok etkilemez. 150 çok etkilemez. Ama mesela diyelim ki halk 100 derecesindeyse, davetçi mesela 500 derecede bir maneviyata, karaktere, bilgiye sahip mesela. Aradaki fark fazla olduğu zaman etkiliyor yani. Fark fazla olmalı. Yani davetçinin etkisinin olması, etkisinin artması için fark büyük olmalı. Davet edilenle davet edenin arasındaki fark büyük olmalı yani. Şimdi peygamberin derecesi çok yüksek olunca fark çok fazla, çok etkiliyor yani. İnsanlar şok oluyor yani. Ondaki şeyi görünce çok etkileniyor. Bu tabi ancak peygamberde olur. Her peygamberde bile peygamberimizinki kadar yok yani. O zaman taze iman oluşuyor. Herkes etkileniyor, herkes fedakar olmaya başlıyor. Tabi sadece maneviyatı değil, çok güzel örnekler ortaya koyuyor. Kendisi de mesela aç kalmış, elindeki ekmeği birine vermiş mesela. Bunu görüyorlar, bu da etkiliyor. Yani herkesten fazla o tehlike altında. Herkesten daha fazla üzülen de o, herkesten fazla yorulan da o. Bunu görüyorlar yani, insanlar görüyor bunu. Bunlar etkiliyor. Böyle insanlar ne kadar çok olursa, peygamber düzeyinde değil de tabii, yani olması gerektiği kadar, davetçi düzeyinde. Peygamberimizinki 10 bin voltsa, davetçi de diyelim ki mesela 500 olsun yani. Ama 150 ise o zaman çok tesiri olmuyor işte. 150'lik adamlar,
yüzlük bir topluma 150'lik adamlar çok etki edemez. Fark az. Yüzlük bir topluma 500'lük adamlar etki eder. Çünkü fark belli yani, apaçık fark var yani arada. Farkınızı çoğaltın yani. Tesiriniz artar. Voltunuzu yükseltin, etki alanınız genişler. Ne kadar ilim, ne kadar takva, ne kadar cesaret varsa, fedakarlık vesaire, sabır, bunlar ne kadarsa o kadar etki alanınız genişler. Böyle insanlar zuhur etmeden taze iman zuhur etmez toplumda. Yani bu tür insanlar başlatıcı oluyorlar. Bu tür insanlar taze iman doğuruyorlar toplumda. Herkeste bir heyecan, bir istek, bir ideal, hedef. Taze iman bu. Herkes heyecanlı, herkes istekli, herkesin hedefi var. Bir şeyler yapıyor. Yapmak istiyorlar. İdealleri var. Böyle insanlar olmadan bunu sağlayamazsınız. Bir şehirde böyle birkaç tane adam olmadıkça o şehirde idealist insanlar oluşmaz. Taze iman o şehirde oluşmaz. Her yerde böyle birkaç tane idealist, hedefi olan, takva sahibi, voltajı yüksek adam lazım. Öyle sadece koşturan, giden, gelen adam değil. Adamda voltaj yüksek. Ne kadar böyle adam varsa o şehirde o kadar etkili olursunuz. Ne kadar ampulünüzün wattı yüksekse o kadar daha uzakları ışıtırsınız. Peygamberimizin bu gerçekleştirdiği şeyler, kardeşlik olsun, diğer fedakarlık örnekleri, cesaret örnekleri, sabır örnekleri, takva örnekleri, bunların hepsinde Peygamberimizin oluşturduğu, Allah'ın izniyle gerçekleştirdiği o taze iman çok önemli rol oynamıştır. Taze iman hiç kaybedilmemelidir. Kıyamete kadar. Nasıl olacak? Hep böyle yüksek voltajlı insanlar yetiştirmeliyiz. Ve hep büyük olaylar olmalı. Zordur ama başka türlü de olaylar olmadan adam yetişmez. Olaylar olmadan, demir dövülmeden kılıç olmaz. Olaylar olur ve bunun sonucunda yüksek voltajlı insanlar çıkar. Başka türlü taze iman da zuhur etmez. Böyle insanlar olmadan taze iman toplumda zuhur etmez. Yazarımız burada bu konuyla aslında alakalı olmayan bir konuya girmiş. Kur'an-ı Kerim'in davetteki önemini. Aslında burası hiç uygun bir yer değildi. Yani benim kanaatimce uygun olmayan bir yere koymuş. Sanki bir hata olmuş gibi. Bu davette Kur'an'ın önemini başka bir yerde, daha uygun yerler vardı aslında. Oralarda anlatmalıydı. Şimdi işte ferdi hazırlık, ondan sonra kadro, sonra kitleleşme, bundan sonra beklediğimiz nedir? Devletleşme. O arada davette Kur'an-ı Kerim konusu aslında uygun düşmemiştir. Bu konu aslında yeri bura değildi. Ama biz kitabı takip edelim. Bu çalışmalar yapılırken Kur'an eksenli olmalı. Davetçilerin en çok alıntı yapacağı kitap Kur'an olmalı. En çok okuyacağınız kitap Kur'an olmalı. En çok iktibas yapacağınız, alıntı yapacağınız kitap Kur'an olmalı. En çok anlattığınız Kur'an olmalı. En çok araştırma yaptığınız Kur'an olmalı. Bütün kitaplar Kur'an'a götürmeli. Hiçbirisi Kur'an'a perde yapılmamalı. Bediüzzaman da öyle söyledi, öyle istedi ama maalesef gelin görün ki Risale-i Nurlar birçok kimse tarafından Kur'an'a perde yapıldı. Risale okuyor, Kur'an'dan bir haber. Risale yeter diyor. Halbuki Risale'de kaç ayet var ki? Kur'an'ın bütün ayetlerini anlatıyor mu Risale? Risaleler belli konularda yoğunlaşmıştır. Tüm meselelere temas etmemektedir. Kur'an'ın binlerce meselesi var, binlerce ayeti var. Onlara girmemektedir. Hiçbir kitap Kur'an'ın verdiğini veremez. Kur'an'dır kutsal olan, hatasızdır. O yüzden insanın üzerinde etkilidir. Kutsal olarak gördüğü için Müslümanlar, Kur'an onların hayatını değiştirebilir. Çünkü Müslümanlar Kur'an'ı kutsal görmektedir. Kutsal olan hayatı değiştirir. Kutsal olmayan çok etkili olmaz. Peygamberimiz peygamber olduğu halde kendi sözleriyle tebliğ yapacağına
Kur'an'la yapıyordu. Kendisi peygamber olduğu halde o bile Kur'an'la tebliğ yapıyordu. Biz bugün mesela peygamberimizin hadislerini söylüyoruz. Peygamberimiz bizatihi kendisi her söylediği de hadis, buna rağmen ilk tebliğ esnasında Kur'an'la tebliğ yapıyordu. Ve Kur'an-ı Kerim Furkan suresinde وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا onlarla Kur'an ile büyük cihat yap buyuruyor. Demek ki Kur'an'la cihat büyük cihat sayılmıştır. Ayetteki damir Kur'an'a racidir. Bihi derken yani bil Kur'an ve cahidhum bil Kur'an ve cahidhum bihi yani bil Kur'an cihaden kebira denilmek istenmektedir. Kur'an demek ki tebliğcinin en büyük yardımcısıdır ve tebliğcinin en çok alıntı yapacağı kitaptır. Peygamberimiz tebliğ yaparken insanlara önce Kur'an'dan okuyordu biraz, ondan sonra konuşuyordu. Demek ki bunun ayrı bir tesiri var. Önce Kur'an'dan biraz okumak, ondan sonra konuşmak, demek ki ayrı bir tesiri var. Bununla ilgili misaller çoktur. Utbe gibiler mesela gelip peygamberimize teklifte bulunuyorlar. Ya Muhammed sen istediğin eğer zengin olmaksa sana para toplayalım, zengin edelim. Yeter ki bu kavga bitsin aramızda. En güzel kızlarımızla evlendirelim. Seni başımıza reis yapalım, melik olasın. Yeter ki bu kavga bitsin. Bu tekliflere karşı peygamberimiz ona Fussilet suresinden okudu. Ve Ad ve Semud kavimleri gibi azaba uğrayacakları haber verilince, o kavimlerin başına gelenler anlatılınca, Utbe şaşırdı, kaldı, dondu ve dedi ki ya Muhammed yeter, ne olursun yeter. Ödü koptu. Çünkü biliyor ki ya Muhammed yalan söylemez. Azaptan bahsediyor. Azabın geleceğinden ödü koptu. Ne olursun yeter dedi. Dondu kaldı. Kendisini gönderenlerin yanına gitti. Dediler ki uzaktan görünce vallahi Utbe gittiği gibi gelmiyor. Demin böyle gitmemişti. Gelişi bir başka. Ne oldu dediler. Başından geçeni anlattı. Dedi ki ben ona böyle teklif ettim. O da bana Kur'an'dan böyle ayetler okudu. Vallahi onun söylediği insan sözüne benzemiyor. Benim size tavsiyem ona karışmayın. Onu kendi haline bırakın. Eğer hakikaten peygamberse, başarılı olursa onun şerefi sizin şerefinizdir. Çünkü içinizden bir peygamber çıkmıştır. Eğer Arapları yenerse, başka kabileleri yenerse, bu bizim için şereftir. Demek ki bizden birisi böyle büyük bir adam olmuştur. Bu bizim için şereftir. Böylece bize şeref olur. Yok, eğer mağlup olursa o zaman da Araplarla karşı karşıya, diğer kabilelerle karşı karşıya gelmiş olur. Ondan kurtulmuş oluruz. Onu kendi haline bırakın. Ne yapıyorsa yapsın. Karışmayın. Çünkü acayip şeyler söyledi. Ben yani şok oldum. Onlar demiş ki hayır, seni de büyülemiş, seni de çok etkilemiş. Bunu yapamayız demişler. Engel olmak zorundayız. Çünkü Muhammed konuşursa sayıları çoğalır. Engellemek zorundayız. Daima kafirler İslam davetçilerini susturmayı tercih ederler. Önce başka yollarla, sonra olmazsa suikastlerle. Susturmak isterler. Bu hep böyle olmuştur. Ama burada şunu görüyoruz yani. Demek ki Kur'an ne kadar etkilidir. Böyle azılı bir kafir üzerinde bile nasıl bir etki meydana getirmiştir. En azından tarafsız kalmasını sağlamış. Karışmayın ona demesini sağlamış. Olay çok. Yani Kur'an'ın etkisini anlatan olaylar çoktur. Velid bin Mughire'ye de aynı şekilde peygamberimiz Kur'an okudu. Çok etkilendi. Ve kendisiyle konuştukları zaman diğer putperestler, Ebu Cehiller dedi ki vallahi Muhammed'in dediği insan sözüne benzemiyor. Her türlü şiiri biliyorum. Hiçbirisi bu onun anlattıkları şiire benzemiyor. Hep üstün geliyor. Onda bir halavet var. Çok tatlı. Sözleri çok lezzetli. İnsan sözüne benzemiyor. Ve hep üstün geliyor. Ona üstün gelmek mümkün olmuyor. Böyle sözler söylüyor. Kur'an'ın etkisi. Mesela peygamberimiz bir gün cemaatle namaz kılarken Mekke'de biraz şehrin dışarısında sesli olarak okuyordu. Cinler de duydular. Cinler meleklerin konuşmalarını kulak hırsızlığı yaparlar, çalarlardı.
bazı gaybi bilgileri bu şekilde elde ederlerdi. Dünyada irtibat halinde oldukları cinci hoca diyorlar ya, cindarlar, bunlara getirip verirlerdi. Birçoğu yalan, bir kısmı doğru. Çünkü tamamen duyamazlardı. Ufak bir bilgi kırıntısı duyarlardı meleklerin konuşmalarından. Onu getirip dünyadaki irtibatta olduğu insanlara verirlerdi. Ve Peygamberimiz gönderilince, Kur'an nazil olmaya başlayınca buna müsaade edilmedi ve şihaplarla, ateş toplarıyla kovalandılar ve yakıldılar, yandılar, öldüler. Bunun üzerine dediler ki, dünyada ne değişti ki? Bugüne kadar bize izin veriliyordu. Şimdi neden izin verilmiyor? Ne oldu ki? Dünyanın dört tarafına dağılalım, bakalım hele ne olmuş? Bir şey mi değişti? Dediler ve bir kısmı Mekke tarafına doğru gelmişlerdi. Peygamberimiz de o sırada namaz kıldırıyordu, Kur'an okuyordu. İşte onu işittiler. Ve o zaman dediler ki, demek ki buymuş. Artık bizim gaybi bilgileri elde etmemizin önündeki engel demek ki buymuş. Demek ki bundan dolayı bize müsaade edilmiyormuş. Bir peygamber gönderilmiş. Bir kitap gönderilmiş. Böylece Allah-u Teala cinlerin de haberdar olmasını sağladı. Çünkü peygamberimiz cinlere de gönderilmiştir. Onlar da bu şekilde haberdar olmuş oldular. Ve dediler ki, semi'ne Kur'anen acebe. Biz acayip bir Kur'an işittik. Yehdi iler rüşt. Ona uyanı rüşte hidayet ediyor. Olgunlaştırıyor, adam ediyor. Böyle bir Kur'an işittik. Demek ki cinler anladılar. Hem de Kur'an'ın acayip olduğunu anladılar. Etkili olduğunu anladılar. Ve hidayete götürdüğünü, rüşte götürdüğünü anladılar. Cinler üzerinde de etkili. O halde İslam davetçisi, Kur'an gibi bir silah varken elinde, bunu kullanmazsa büyük bir hata etmiş olur. Kur'an gibi etkili bir silahımız olduğu halde bunu kullanmazsak, o zaman neyi kullanacağız? Biz mi konuşacağız? Kur'an'ı konuşacağız. Kur'an varken, yani anlattıklarımızın hepsi Kur'an'a dayalı olmalı. Elbette konuşurken sürekli Kur'an, 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 ayet, ayet, tabii ki öyle olmaz. Ama anlattıklarımız hepsi Kur'an'ı açıklıyor olmalı. Kur'an dışında konuşulmamalı. Etkili olan odur. Mesela Peygamberimizin evine geliyorlardı geceleyin. Peygamberimiz Kur'an okuyordu. Evinin etrafında oturuyorlardı Ebu Cehil gibi, Ebu Sufyan gibi adamlar. Ahnes bin Şureyk. Böyle Efendimizin evinin çevresinde oturmuşlar. Kimse kimseyi görmüyor. Gece karanlık. Farkında değiller. Peygamberimiz evinde sesli Kur'an okurdu. Böylece etraftakiler duysun, merak etsin, dinlesin. Çünkü gündüzdeyim, bırakmıyorlar. Ses yapıyorlar, konuşturmuyorlar. Tükürüyorlar, taş atıyorlar. Ellerini birbirlerine vuruyorlar. Taşları birbirine vuruyorlar. Sesi duyulmasın diye. Bugün de aynısı yapılıyor. İşte bize mesela salonlara izin verilmiyor. Televizyonlar tehdit ediliyor. Düğün salonları bile tehdit ediliyor. İşte bu da bugünün yöntemleri. İcabında vakfını kapatır, icabında yurdunu kapatır, icabında hapse atar vesaire. Yani bugün de susturma yöntemleri var. Farklı belki biraz ama mantık aynı mantık. O gün de böyle yapıldığı için Peygamberimiz geceleyin sessizlikte Kur'an okuyor. Etraftakiler duyuyor. Merak etmişler, gelmişler. Gündüzleyin herkese dinlemeyin diyen Ebu Cehiller, geceleyin kendileri gelmişler, dinlemişler. Sabaha kadar hem de. Güneş doğmuş. Güneş doğunca birbirlerini görmüşler. Bakmışlar ki o da dinliyor, öbürü de dinliyor. Utanmışlar birbirlerinden. Gündüzleyin herkese gidin gidin dinlemeyin, bu büyücüdür diyenler kendileri geceleyin sabaha kadar dinliyor. Böylece utanmışlar. Demişler bir daha gelmeyelim. Bak millet duyarsa rezil oluruz ha. Ondan sonra yine kendilerini alıkoyamamışlar, yine gelmişler aynı gece. İkinci gece. Yine aynı şekilde sabaha kadar dinlenmişler. Sabah güneş doğmuş, birbirlerini görmüşler yine. Yine utanmışlar. Demişler bak ayıptır, bir daha da gelmeyelim. Bak vallahi millet duyacak, görecek. Rezil olacağız. Yine sözleşmişler. Yine dayanamamışlar. Üçüncü gece yine gelmişler. Demek ki Kur'an'ın lezzeti. Anlayınca demek ki ne kadar lezzet veriyor yani.
uykusuz kalmayı göze alıyor. Dinliyor yani. Üçüncü gece de aynı olay olmuş. Bakmışlar ki bu böyle devam edecek. Bunun çaresi yok. Yani kendilerini alıkoyamıyorlar. Demişler iyisi mi yeminleşelim burada. Yoksa yine geliriz yani. Yemin etmişler gelmeyeceklerini. Ondan sonra gelmemişler. Bu neyi gösteriyor? Kur'an'ın tesirini. İslam davetçilerinin elinde böyle bir kitap varken bunu değerlendirmezlerse büyük bir imkandan kendilerini mahrum etmiş sayılacaklardır. Tıpkı tevhid davası gibi. Tevhid her insanın anlayabileceği açık bir dava, doğru bir dava, dünyanın en doğru sözü. Bunu kullanmazsanız büyük bir silahtan kendinizi mahrum etmiş olursunuz. En büyük silah budur. Atom bombasından güçlüdür tevhid. Allah mı iyi bilir insanlar mı? Allah'ın dediği mi olmalı insanların dediği mi? Allah'tan başka ilah olmamalı. Doğru. Onun dediği olmalı. Doğru. Böyle bir silah varken bunu kullanmamak aptallıktır. Aynı şekilde Kur'an gibi bir kitap varken kutsal, hatasız, çelişkisiz ve insan ruhuna işleyen, insanı yaratan tarafından gönderildiği için insana uygun, fıtratına uygun. Dolayısıyla böyle bir kitabı değerlendirmemek büyük bir hata olur. Efendimizin davetinde başarılı olması, kısa zamanda büyük mesafeler kat etmesinde bu önemlidir. Kur'an önemli bir rol oynamıştır. Ama gelin görün ki bugün en az bilinen kitap Kur'an olmuştur. Cemaatlerde bile. Cemaatler başka kitaplar okumaktan Kur'an okumuyor. Bütün kitaplar Kur'an'a perde olmuş. Halbuki Müslüman evvela Kur'an üzerinde durmalı, ondan sonra diğer kitaplar. Önce ilk gıdasını Kur'an'dan almalı. Diğerleri tavşanın suyunun suyu. Ne kadar vitaminli olabilir ki? Tavşan kadar vitaminli olur mu? Tavşanın suyu. Tavşanın suyunun suyu. Tavşan kadar vitaminli olur mu? Aynı onun gibi. Şimdi ufak tefek kitaplar, bir sürü kitap var piyasada. Bunlar okunurken asıl kitap ihmal ediliyor. Hiçbirinin tesiri Kur'an kadar değildir. İnsanı tanımamaktadır. Kur'an insanın yaratanın kitabıdır. İnsana uygundur. İnsanın anlayacağı şekildedir. İnsanın hayatını değiştirebilecek şekildedir. Nefsi terbiye edebilecek şekildedir. Nefsi yaratan tarafından gönderilmiştir. Nefsi nasıl terbiye olacağını bilmektedir Allah. Nefsi kendi yaratmıştır. Ona göre de kitap göndermiştir. Başka hiç kimse ve hiçbir kitap Kur'an kadar insan nefsini terbiye edemez. Ve kestirmeden götüremez. Kur'an kestirmeden götürüyor insanı. Ve sağlam bir imana sahip kılıyor. Yani Kur'an üzerinde çalışan insanın imanla ölmesi ihtimali çok yüksektir. Samimi ise imanla ölecektir. Ama başka kitaplar imanla ölmeyi sağlayamayabilir yani. Çünkü Kur'an kadar etkili değiller. Hazreti Ebu Bekir de aynı şekilde evinde Kur'an okurdu. Evinin avlusuna, avlunun uç tarafına yani yoldan tarafa küçük bir mescit inşa etmişti. Küçük bir oda, orada Kur'an okuyordu sesli. Çünkü yani kendisine şart koşmuşlardı. Yani evinde oku. Kimseye bir şey anlatmayacaksın. Yani aslında gidiyordu oradan. Peygamberimiz müsaade etmişti. O da Habeşistan'a gidecekti. İbn-i Duğunne adında bir müşrik onu çok seviyordu ve dedi ki sen benim himayemdesin. Himayemde geri girebilirsin Mekke'ye. Ve çıktı gitti. Orada bunu ilan etti. Dedi ki ona karışan bana karışmış demektir. Benim himayem altındadır. Bundan sonra ona karışamazsınız. Tamam dediler, sen onun himayeni alıyorsan tamam, sen büyük bir insansın, tamam bir şey demiyoruz. Ama böyle aleni böyle şey yapmasın, herkese Kur'an okumaya kalkışmasın. O anda zor bir durum vardı, ölüm tehlikesi vardı. O yüzden onu geçici olarak kabul etti. Ama ne yaptı? Evinin yoldan taraf olan kısmına bir oda yaptı, oradan okuyordu sesli sesli. Yine duyuruyordu sesini ve insanlar gelip onun orada etrafta bulunuyorlardı. Onun okuduğu Kur'an'ı dinliyorlardı. Hem de çok içli bir insandı Ebu Bekir Sıddık. Güzel okuyordu, sesi de güzeldi. Etkiliyordu insanları. Yani Kur'an'ın
İslam davetinin gelişmesinde tesiri büyüktür. Aynı şekilde mesela Habeşistan'a giden Müslümanlar Meryem suresinden bazı ayetler okudular. Oradakiler ağladılar. Hristiyan alimleri ve Hristiyanların kralı Necaşi ağladılar. Ve kral sonra Müslüman oldu. Yani Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu hissettiler. Hatta Necaşi dedi ki, vallahi bu aynı kaynaktan geliyor. İncil'le aynı kaynaktan geliyor. Hissetti yani. Bazı şeyler anlatılmaz ama hissedilir. Yani ifadeler, üslup, insan üslubu değil. Ve dava aynı dava, hissetti. Anladı. Dedi ki bu aynı kaynaktan. Ve Peygamberimize ve Kur'an'a iman etti. Yani Peygamberimiz değil sadece, Habeş'e gönderdiği Müslümanlar da aynı şekilde. Cafer bin Ebi Talip, o da yine Kur'an'la mesajını verdi. Medine'ye gönderdiği Mus'ab, o da yine Kur'an'la konuşuyordu. Ve oradaki Sa'd bin Muaz'lar, Usayd bin Hudayr'lar, onlara Kur'an okudu, o şekilde iman ettiler. Yani gerek Efendimiz, gerekse Efendimizin görevlendirdiği davetçiler, hep ön planda Kur'an'ı tuttular yani. Etkili olan budur. Yani siz kendi namınıza konuşmuş oluyorsunuz aksi halde. Kur'an'la konuştuğunuz zaman Allah namına, Allah'ın cümlelerini konuşmuş oluyorsunuz. Aksi halde kendi namınıza konuşmuş gibi oluyorsunuz. Siz konuşuyorsunuz. Sizin konuşmanız tesir etmez. Allah'ın konuşması tesir eder. O yüzden Allah'ın sözleriyle tebliğ etkili olmaktadır. Demin dediğim gibi, çünkü Allah'ın sözleri insanın nefsini değiştirmektedir. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. İnsanı yaratan da Allah'tır. Allah insana uygun göndermiştir. Nefsi değiştirecek şekilde göndermiştir. İslam davetçileri bunu değerlendirmelidir. Ne kadar çok ayet bilirseniz o kadar hem imanınız kuvvetlenir, hem sorulara cevap verirsiniz, hem o kadar ayetle konuşmuş olursunuz, sözünüz etkili olmuş olur. Bir konuşmada iki ayet söyleseniz başka, beş ayet söyleseniz başka, on ayet söyleseniz başka. Yani söylediğiniz ayet miktarınca da sözünüzün tesiri olacaktır. Elbette uygun yerde uygun ayetleri söylediyseniz. Peygamberimiz bu şekilde Kur'an'la davet ediyor ve kendi talebelerini, sahabesini de buna teşvik ediyordu. Hatta bazılarına şu sureyi oku diyordu. Filan yere git, onlara şu sureyi oku. Böyle sözleri de var. Git onlara şurayı oku. Demek ki yani rastgele bir yer de değil. Seçiyor yani. Mesela Cafer bin Ebi Talip Meryem suresini niye okuyor? Mesela Allah Azze ve Celle Cafer ve ekibi Habeşistan'a gitmeden evvel Meryem suresini indiriyor. Neden? Meryem suresi indikten sonra Caferler, onun kafilesi gitti Habeşistan'a. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bilmektedir. Yakında Cafer'le beraber olanlar Habeşistan'a gidecekler. Peygamberimizin emriyle oraya gidecekler. Ve orası Hristiyandır. Oraya gittikleri zaman Hazreti İsa ile ilgili, Meryem ile ilgili sorular sorulacak. Onlar hakkında kanaatiniz nedir denilecek. İşte o zaman lazım olacak ve Allah o olaydan evvel hazırlık yaptı yani. Çünkü Allah geleceği bilendir. O olaydan evvel hazırlık yaptı ve Meryem suresini indirdi. Ve o yüzden de Cafer onlara Meryem suresini okuyabildi. Cafer-i Tayyar radıyallahu anh. Demek ki Peygamberimiz ona illa da git orada Meryem suresini oku dememiş olabilir. Ama Cafer'in de aklı var. Sonuçta İslam davetçisi. Peygamberimizin talebesi. Biliyor yani nerede ne okunur. Allah Azze ve Celle'de ne zaman neyi indireceğini bilmektedir. Müslüman da, İslam davetçileri de nerede hangi ayetleri okuyacağını bilmelidir. Bunlar başarılı olmakta önemli faktörlerdir. Ve insan tabii ne kadar Kur'an bilirse o kadar hayatına da yansır. O kadar fikrine de yansır. Yani tüm Kur'an'ı bilenle yarısını bilen aynı olmaz. Yarısını bilenle dörtte birini bilen aynı olmaz. Yani 100 ayet bilenle 50 ayet bilen aynı olmaz. İnsan ne kadar çok bilirse o kadar Kur'an'la düşünür. Kur'an'a aykırı düşüncelerden kurtulur.
O yüzden tüm İslam davetçileri defalarca Kur'an'ı bitirmelidirler. Defalarca. Tefsirinden defalarca bitiremezsin. Çünkü tefsirler uzundur. Ama sonuçta kısa tefsirlerden bu mümkün olabilir. Ama en azından mealinden defalarca bitirilmeli öncelikle. Önce bir kısa bir şekilde bir Kur'an'ın tamamı bitirilmeli mealinden. Ana hatlarıyla Kur'an'ın mesajı bir anlaşılmalı. Ana meseleleri görülmeli. Böyle birkaç defa Kur'an üzerinde durulsa, bitirilse yani, insanda artık bir Kur'an'ı mantık oluşmaya başlar. Ondan sonra bazı mevzularda özellikle tefsirlere bakılması gerekir. Oralarda tefsirlere bakılırsa meselenin teferruatı da öğrenilmiş olur. Ama doğrudan doğruya hiç meal okumadan direkt tefsirlere geçilirse bu çok uzun sürer ve Kur'an'ın mesajını arada kaybedebilirsin. Kur'an'ın etkisini azaltmış olabilirsin. Yani insan sözü araya girdikçe etkisi azalır. Yani Kur'an bir cilt, tefsir 20 cilt, 15 cilt, 16 cilt tesirini azaltır. Yani tefsir niye okunmalı? Mesajı daha tafsilatlı, yani ilim ehli insanlardan onun bütün manalarını, tabi ilim ehlinin de ilmi sınırlı elbette, görebildiği kadarıyla insan sonuçta. Yani ilim sahipleri kaç mana elde edebilmişler, neler görebilmişler, yani onları görmek, anlamak, öğrenmek için. Ama Kur'an'ın mesajını, temel meselelerini etkisinde kalacak şekilde anlamak için, Arapça bilen için Kur'an'ın kendisi orijinalinden, bilmeyen için de mealinden hızla birkaç defa okuması gerekir. Hızla derken yani çok hızlı okumayı kastetmiyorum. Yani elbette ki yerine göre düşünecek, üzerinde kafa yoracak o şekilde, ama yani kısa olduğu için Kur'an-ı Kerim bir cilttir altı üstü. Aslında normal kitaplara göre düşünürseniz 600 sayfa da etmez yani Kur'an. Yani her sayfasında 15 satır var. Yani aslında normal kitaplar 30 satır filandır herhalde yaklaşık. Normal kitaplara göre düşünürseniz aslında 200-300 sayfa bir şey eder yani. Bu şekilde kısa öz olarak gönderilmiştir ki herkes okusun diye. Önce bu şekilde hızlı dediğim bu yani. Önce yani Kur'an'ın kendinden, mealinden hepsi 300 sayfa kadar. Böyle bir kitap gibi. Böyle olunca okumak, bitirmek kolay olur. Ve birkaç defa bitirmen mümkün olur. Böylece ana hatlarını anlamış olursun. Nerede hangi mesele var? Hatırlarsın aşağı yukarı. Ondan sonra detayına girmek için tefsirlere bakmak elbette lazımdır. Bilhassa ilmi meselelerde, ahkamla ilgili meselelerde. Yani Kur'an'ın mesajının birçoğunu insan ana hatlarıyla anlar tefsir olmadan da. Ama ahkam, ilmi meseleler, fıkhi meseleler, bunlar tefsirlere müracaat lazım. Fıkıh kitaplarına, ahkam tefsirlerine müracaat lazımdır. Evet, Peygamberimiz bu şekilde Kur'an'la davet etti ve peygamber olduğu halde bile, o bile daha çok Kur'an'la konuştu. O halde bize düşen de öyle davranmaktır. Biz tabii aynı zamanda hadislerle de, hem Kur'an hem sünnet ile hadislerle de konuşmak zorundayız. Her ikisini ile bunlara ağırlık vermeliyiz. Kutsal olan Kur'an'dır, sünnettir. Kutsi olanlar insanları değiştirebilir. Kutsi olanlar etkili olur. Kutsi olmayanların tesiri azdır. O yüzden bu kutsallarımıza çok müracaat etmeliyiz. Konuşmalarda da çok fazla alıntı yapmalıyız Kur'an'dan ve sünnetten. Evet, bir teneffüs daha verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimizin kitleleşme çalışmalarını da bitirdik. Devletleşme konusuna geldik. Daha evvel de ifade etmiştik. Kitleleşme neyle mümkün oldu? Aleni davetle ve kabileleri davetle. Sonra devletleşme neyle mümkün oldu? O da kitleleşmeyle. Yani aleni davet kitleleşmeyi, kitleleşme de devletleşmeyi sağladı. Bir kitleniz olmadan elbette ki başarılı olamazsınız. Ve devletleşme hem kitleleşmeyle mümkün oldu, hem de neyle? Hicretle mümkün oldu. Yani
Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Orada bir devlet kurabildiler. Kim kurdu? Yine muhacirler. Ana omurga muhacirlerden oluşuyor aslında. Elbette Ensar'ın da payı büyük ama sonuçta ilk Müslümanlar muhacirler ve Peygamberimiz. O da bir muhacir. Bu muhacirler madem ki Medine'de devlet kurdular, neden Mekke'deyken kuramadılar? Çünkü Mekkeliler buna layık olmadılar. Mekkelilerden iman eden az oldu. Demek ki Mekke toplumu daha azgınmış, daha azgınmış. Kabullenmekte çok zorlandılar. İçinden iman etmeye layık olanlar zaten ettiler 13 sene içerisinde. Artık iman edecek olanlar pek kalmadı. Gerisini iman edeceği yoktu zaten. Allah-u Teala peygamberimize hicret emrini verdi. Hicret gerçekleşti. Geride kalan Mekkeliler ne zaman iman edeceklermiş? Demek ki daha sonra, ne zaman? Fetihten sonra. Demek ki bazı insanlar insan gibi dinleyerek iman eder, bazıları da zoru görünce iman eder. Mekke fethedildi, etrafı kuşatıldı 10 bin askerle. Ondan sonra Mekkeliler anladılar ki bu gücün karşısında durulamaz. Bir, ikincisi anladılar ki Allah peygamberimize yardım ediyor. Tek başınayken böyle bir güce ulaşması ancak Allah'ın yardımıyla olur dediler, iman ettiler. Demek ki bazı kimselere gücü göstermek lazım. Ancak o zaman iman ediyorlar. Devlet olmadığınız zaman güçlüleri etkileyemiyorsunuz. Gücünüz ne kadarsa o kadar etkileyebiliyorsunuz. Yani karşınızdakilerin gücü ne kadar? Şu kadar. Sizin gücünüz de en az o kadarsa etkiliyorsunuz. Onlardan çok az iseniz, gücünüz azsa, maddi manevi, gücünüz azsa onları etkileyemezsiniz. Gücünüz yüzse, yüze kadar etkilersiniz. 20'yi, 30'u, 50'yi, 100'ü etkilersiniz. Belki hadi 120'yi, 150'yi de etkilersiniz ama 500 olanları etkileyemezsiniz. Yani gücü 500 olanları etkileyemezsiniz. O yüzden mesela bir fert, ferdin gücü ne kadardır? Mesela 10. Onluk bir ferdin tutup da mesela yüzlük bir cemaati ya da binlik bir cemaati etkilemesi düşünülemez. Mesela cemaatin gücü 1000. Diyelim ki 100 binlik, milyonluk bir devleti etkileyebilir mi? Etkileyemez. Yani gücünüz kadar etkilersiniz. Dolayısıyla Müslümanlar fert olmamalı. En zayıf olan ferttir. 3 kişi bile olsan ondan daha güçlüsün. En zayıf ferttir. O halde fert olarak kalmak caiz olamaz. Çünkü etkileyemiyorsun fert olunca. Güçlendikçe etki alanın artıyor. Mekke'nin fethinden evvel iman etmeyenler, Mekke'nin fethinden sonra iman ettiler. Halbuki peygamber aynı peygamber. Kur'an aynı Kur'an, dava aynı dava, söylem aynı söylem. Neden daha evvel iman etmiyorlardı da Mekke'nin fethinden sonra iman ettiler? Çünkü gücü gördüler. O halde Müslümanlar yalnız kalamazlar. Mümkün olduğu kadar güçlenmelidirler. Bu da en azından cemaat olmak demektir. Hiçbir fert bir cemaat kadar etkili olamaz. Hiçbir cemaat da bir devlet kadar etkili olamaz. Ne kadar güç o kadar tesir. Ve o yüzden Peygamberimiz bir devlet kurması gerekiyordu. Zaten görevi de buydu. Ve Allah-u Teala kendisine o 6 kişiyi nasip etti. Hazreçli 6 kişi Mekke'ye gelmişlerdi. Onlarla konuşunca onlar iman ettiler. Onlar hemen anladılar onun peygamber olduğunu. Çünkü kendileri Medineliydi. Medine'de de Yahudiler vardı. Yahudiler bir peygamber bekliyorlardı. İşte bu o peygamberdir dediler. İman ettiler. Onlardan duymuşlardı çünkü. Bakın hiç bilebilir misiniz? Birkaç kişiyle tanışacaksınız ve onlar ile devlet kuracaksınız. Hiç akla gelir mi? Sürpriz yani böyle şeyler. Öyle oldu. Bu 6 kişiyle devlet kurulmuş oldu aslında. Sanki öyle gibi oldu. Elbette muhacirlerle kuruldu. Elbette yüzlerce Müslümanla kuruldu ama yani bir vatanlarının olmasının ilk başlangıcı, yani vatansız devlet olur mu? Bir vatan lazım değil mi? Vatanlarının olmasının da başlangıcı bu 6 kişi. Efendimizin aleni davet yapması, herkesle konuşması sayesinde
Bu 6 kişiye de denk geldi, Allah nasip etti ve böylece devlet kurulmuş oldu. Peygamberler yeryüzünde İslam'ı hakim kılmakla vazifelidirler ve Efendimiz de son peygamberdir. Kısa bir zamanda devlete ulaşmalıydı ve Allah ona öyle insanlar nasip etti. Çünkü peygamberimizin zaten ömrü kısa. Allah-u Teala ona kısa bir ömürde uzun bir büyük hizmetler yapmayı nasip etmek istemiş. Onu bu dünyada çok da fazla yaşatmak istememiş. Bu dünyanın sorunlarıyla, fitnesiyle, haksızlığıyla, hırsızlığıyla, namussuzluğuyla, problemleriyle çok da uğraştırmak istememiş. Az zamanda büyük işler başarmasını nasip etmiş, ondan sonra da yanına almış. O yüzden de kısa bir zamanda hemen devlet olması gerekiyordu. Ve işte 11 sene sonra bu 6 kişiyle tanıştı. 40 yaşında peygamber oldu, işte 51 yaşında bu 6 kişiyle tanıştı. Ondan sonra bu 6 kişi oldu 75 kişi. Daha sonra daha da çoğaldılar Medine'de. Ve Müslümanlar gidince oraya, muhacirler de gidince yüzlerce insan oldu. İşte hatta Efendimiz sayım yaptırdı. Nüfus sayımı da yaptı. Yani bu insanlarla bir devlet olmuş oldu. Küçük bir devletçik tabii. Bugünkü manada bir devlet değil de. Bugün herhalde dünyadaki en küçük devlet 5-6 milyondur. Öyle bir devlet değil tabii ama 1000 kişilik, 1500 kişilik bir devlet kurmuş oldu. Demek ki Hazreti İsa'nın verdiği müjde gerçekleşti. Ne diyordu Hazreti İsa İncil'de? O peygamber gelecek ve dinsizlerin üzerine güçle gidecek. Putperestlere, dinsizlere güçle gidecek. Yalnız öğüt vermeyecek. Güç de kullanacak ve güçlü olacak. Devlet sahibi olacak. İsa Aleyhisselam'ın verdiği müjdeydi bu aynı zamanda. Öyle de oldu. Demek ki Medine layıktı. Allah Medine'ye nasip etti. Mekke'nin ayrı bir şerefi var. Medine'nin de ayrı bir şerefi olsun istemiş demek ki Allah-u Teala. Yani Allah iki tane kutsal yer olmasını istedi. Biri Hazreti İbrahim'in hatırası, biri de Peygamberimizin hatırası. Hazreti İbrahim'in Kâbesi olur da, harem bölgesi olur da Peygamberimizin olmaz mı? Hazreti İbrahim'in kurduğu bir şehir, kutsal topraklar olur da Peygamberimizin olmaz mı? Peygamberimize de orası nasip edildi. Hem Kabe'nin çocuğu hem de Medine onunla kutsallaştırıldı. Ve iki kutsal toprak olmuş oldu. Bu Peygamberimize verilen bir şereftir. İkinci bir harem bölgesi. Birinci harem bölgesi Kabe'deydi, Mekke'deydi. İkinci bir harem bölgesi de Peygamberimize nasip edildi. Ve Peygamberimizin orada ölmesi, orada defnedilmesi, bunlar da Medine'yi şereflendirdi. Bugün herkes Medine'ye gidiyor. Eğer öyle olmasaydı yalnız Mekke'ye gideceklerdi. Efendimizin mezarı Medine'de olmasaydı kimse Medine'ye gitmezdi. Peygamberimiz Akabe beyatleri sırasında kendisine demişler ki, ya Resulallah, şimdi biz sana beyat ediyoruz, ölümüne kadar itaat edeceğimize söz veriyoruz ama yarın mesela güçlenirsen, tekrar Mekke'ye geri dönersen, o zaman biz orada yalnız kalırız. Hem seninle beraber olmamış oluruz, hem de orada düşmanlarımızla karşı karşıya kalırız ve bizim sayımız az. Düşmanlara karşı sen olmasan biz ne yapacağız? Efendimiz ne diyor? Buyuruyor ki, sizin mezarlığınız benim mezarım olacak. Yani orada yaşayacağım, orada öleceğim. Size söz. Mekke'ye dönmeyeceğim. Hicret de zaten budur yani. Geri dönmemek üzere gitmektir. Geri dönmek üzere gitmek hicret sayılmaz. O seyahattir. Geri dönmek üzere gidiyorsun. Bu seyahattir. Eğitim amaçlı olabilir, turistik olabilir, para kazanmak için olabilir. Hicret ise geri dönmemek üzere gitmektir. Yani geri dönmemek derken ara sıra gider gelebilir ama orada yaşamamak, hep orada yaşamamak. Ara sıra gitmiş akrabalarını görmeye o başka bir şey. Ama tamamen oraya dönerse, dönüş yaparsa, kesin dönüş diyorlar ya, kesin dönüş yaparsa bu hicret değildir. Demek ki eskisi hicret değilmiş yani. Hicrette kesin dönüş artık yok. Böyle bir söz vermişti Peygamberimiz onlara. Sözünde de durdu. Mekke'yi fethetti. Orada kalabilirdi. Kendi vatanı.
Hem de Kabe var Mekke'de. Sözünü tuttu. Geri döndü Medine'ye. Orada da vefat etti. Allah Azze ve Celle kendisine yeni bir yer nasip edecekti ve o yüzden Kur'an-ı Kerim ona diyor ki, de ki ey Resulüm ve kul Rabbi edhinni mudhale sıdk. De ki ey Rabbim, beni sıdk yerine girdir. Doğruluk yerine, doğru bir vatana, doğruluk yeri Medine'ye. Beni sıdk ile, doğrulukla, ihlasla yaşayacağım bir yere girdir, öyle bir vatana, Medine topraklarına girdir ve ahricini muhraca sıdk ve sıdk yerinden de çıkart, yine Kabe'den yani Mekke'den beni çıkart, Medine'ye beni girdir de. Efendimiz de böyle dua etti, Allah Azze ve Celle kendisine Medine'yi gösterdi. O halde buraya gir. Ve ceallî min ledünke sultanen nasîra, ve bana bir de sultanı nasîr nasip et, yardımcı bir sultan, güç. Yani büyük bir kadro, sultan-ı nasir de olabilir, bir devlet, bir hükümdar da olabilir, yardımcı bir sultan. Sultan bazen sultan yani melik manasında, kral, hükümdar, bazen de güç manasında kullanılır. Çünkü hükümdarlar güçlü olduğu için onlara da sultan denmiştir. Sultan asıl manası güçtür yani. Ya Rabbi bana kendi katından ve cealli min ledunke sultanen nasira, sultana nasir nasip et. Büyük bir güç. Ya beni destekleyecek bir kral nasip et. Kral beni desteklesin. Ya bir kadro bana nasip et. Ya başka bir şekilde bir güç ver. Büyük bir güç ver. Yardımcı güç. Yardımcı ama büyük bir güç. Sultan. Çünkü başka türlü yani vazifem yerine getiremem. Güçlenmem için bana yardımcılar lazım. Allah da verdi. Ve işte bu şekilde Medine kendisi için mudhale sıdk oldu. Medineliler kendisi için sultanı nasir gibi oldu. Ve başka yardımcılar da Allah daha sonra nasip etti. Bazı hükümdarlardan da iman edenler oldu. Kabileler iman etti, kabile reisleri iman etti. Bunların hepsi hicretten sonra gerçekleşti. Hicret olunca bir araya toplanabildiler, vatanları oldu, orada birleştiler, güç meydana geldi. Ve orada hakim oldular, Yahudiler olduğu halde, putperestler olduğu halde, onlar daha çok olduğu halde, Müslümanlar orada söz sahibi oldular, vatanları da oldu ve kabileler de bunu görünce iman etti. Ve böylece yardımcı kabile reisleri, daha sonra hükümdarlar oluşmaya başladı. Ve bu ayetten sonra yani 2-3 sene içerisinde, Peygamberimizin son 2-3 senesinde, yani 2-3 tane, 3-4 tane Türkiye büyüklüğündeki Arabistan Yarımadası fethedildi. Neden sonra oldu bunlar? Hep hicretten sonra. Yani böyle bir fedakarlık yapmanız gerekiyor. Böyle bir fedakarlık yapmadan büyük bir nimet verilmiyor. Vatanın her şeyini bırakmayı göze alman gerekiyor. Ondan sonra Allah veriyor. Çünkü sen Allah için büyük bir şey yaptın. Hicret zordur. Bunu göze aldın. Kendini ispat ettin. Allah verecektir. Öyle oldu. Peygamberimiz ilk yaptığı şey bir mescit inşa etmek oldu Medine'de. Hatta daha Medine'ye varmadan biraz daha geride bir yerde hemen ilk cuma namazını kıldı. Orada sonra Medine'ye geldiği zaman da ilk yaptığı şey hem bir arsayı mescit olarak tayin etti. Orada mescit inşa edildi. Demek ki bundan şunu anlıyoruz. Yani bir yerde İslam'ın mührünü vurmak mescitle olur. Mescitler bir mühürdür yani. Yani burası İslam toprağıdır demiş gibi. Artık burada Müslümanların sözü geçecek. Tabii her cami olan yerde böyle bir durum yok. Şu anda maalesef hemen hemen hiçbir yerde yok. Yani cami çok ama İslam'ın hükmü geçerli değil. Fakat o ayrı bir konu. O Müslümanların tembelliğiyle, korkaklığıyla, vazifelerini yapmamalarıyla, cemaat olmamalarıyla, her şeyi göze almamalarıyla alakalı. Ama caminin önemi çok büyük yani. Orada Müslümanlar bir araya toplandılar. Orada devlet meselelerini konuştular. Peygamberimiz camide büyük elçileri kabul etti. Hükümdarların gönderdiği elçileri orada kabul etti. Orada toplantı yapıldı. Orada
siyasi meseleler konuşuldu. Halife çıktı minbere, minberde devlet meselelerini anlattı. Şurada şöyle oldu, burada böyle oldu, filan şöyle yaptı, filan böyle yaptı. Filanlar asi oldu. Ebu Bekir Sıddık döneminde asiler vardı. Hazreti Ebu Bekir'e karşı gelen çıktı bunları hutbede anlattı. Böyle böyle yapıyorlar, şöyle şöyle yapıyorlar. Onlara karşı ordu göndereceğim dedi. Bunlar her mesele mescitteydi yani. Eğitim de oradaydı. Tabi eskiden okul filan olmadığı için mescit her görevi yapıyordu. Bugün mesela böyle bir şey olabilir mi? Kısmen olur ama tamamen olmaz. Çünkü bu zamanda devlet çok büyük. Devletin binlerce binası var. Devlet bu zamanda çok zor, büyük bir iş. Yani devletin işlerini camide filan yapmak mümkün değil. Eskiden devlet bir köy devleti gibi, site cumhuriyeti. Camide oluyor yani. Şimdiki gibi bakanlıklar yok, müdürlükler yok, yol yapma diye bir dert yok, elektrik diye bir dert yok, baraj yapma diye bir dert yok, tanklar, toplar, uçaklar yapma diye bir dert yok. Bu zaman devleti çok kapsamlı, çok büyük. Camiden idare etmek mümkün değil. Ama şöyle bir şey yapılabilir. Yani Peygamberimiz camide de devlet meselelerini konuşuyordu ya. Hani mesela diyelim ki her senenin ilk parlamento toplantısı mesela camide başlatılabilir, onu hatırlamak için. Yani cami aynı zamanda siyasetin de merkezidir. Devlet meselelerinin konuşulduğu yerdir, o mesajı vermek için. Ama elbette ki camide odalar olmaz, camide kulis odaları olmaz, cami tabii ki bunlara uygun değildir. Elbette parlamento yine lazımdır, elbette bakanlıklar, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı elbette bunlar lazımdır. Bunlar camide olacak değil tabii ki. Çünkü devletin işi çok fazla. Yani bir belediyenin bile bir sürü binası olmasa işler yürümez. Bunu niye söylüyorum? Yani bazı kimseler işi biraz abartıyor. İşte Efendimiz zamanında mescit her şeydi. Her şeyin yapıldığı yerdi. Tamam, o zaman zaten devlet mi vardı doğru dürüst? Küçük bir devletçik, numune. Yol yapma mı vardı, belediye mi vardı, ordu mu vardı, sağlık bakanlığı mı vardı, ambulanslar mı vardı? Yani bugünkü gibi her şey yoktu. O yüzden camiden bazı işler yürütülebiliyordu. Yani abartmaya gerek yok. Bugün elbette devlet binaları lazımdır. Parlamento lazımdır. Mescitte yürümez bu işler artık yani. Ama temsili olarak, nasıl ki mesela İngiltere'de, Danimarka'da mesela kraliçe var. Temsili olarak. Yani o aileden devam eden bir kraliçe. Yani biz kökümüz buralara dayanıyor. Biz işte 1000 yıllık, 2000 yıllık krallığız manasında. Bir yetkisi yok. Temsili. Devlet o idare etmiyor. Temsili. O aileyi temsil ediyor sadece. Bu aile kurmuştu yani bu krallığı manasında. Onun gibi şimdi mesela yılın diyelim ilk toplantısı, parlamentonun açılışı mesela büyük bir camide yapılabilir. Herkes anlar ki bak demek ki caminin böyle bir fonksiyonu varmış yani Peygamberimiz döneminde. Ondan sonra mesela bazen diyelim eğitim çalışmaları yapılır. Herkes anlar ki cami demek ki böyle bir fonksiyona sahip. Mesela bazen diyelim ki fakirlere yemek yedirilir. Herkes anlar ki caminin böyle bir fonksiyonu da varmış demek ki. Temsili olarak bunlar ara ara yapılmış olsa caminin fonksiyonu unutulmamış olur. Şimdi yalnız namaz kılınan ibadethanelere dönüştürüldü. Yani itikaf bile kimse yapmıyor. İtikaf da ibadet olduğu halde itikaf için bile yok şu cami uygun değil bu camide yapın falan zorlaştırıyorlar. Yani biz zorlamasak aslında hiç yaptırmayacaklar da. Zorlayacağımızı bildikleri için, olay çıkaracağımızı tahmin ettikleri için aslında izin veriyorlar. Yani tamamen 5 vakit namaz kılınsın, kapı kapansın gitsin. Cami bu mu yani? Caminin çok daha fonksiyonel kullanılabilmesi mümkün. Bugün neler mümkünse hepsi yapılmalı. Camiler boş kalmamalı. Camiler 24 saat hizmet vermeli. Bir sürü insan para vermiş. Ne güzel kocaman bina. Ne güzel işte bunu kullanmak lazım. Bir tek namaz olmamalı. Peygamberimizin ilk yaptığı şey mescit ve orası bir bakıma o zaman için devlet binası. Hem ibadet binası hem devlet binası adeta yani
halifenin sarayı gibi aynı zamanda. Yani parlamento gibi, okul gibi. Peygamberimiz daha sonra kendi hudutlarını tayin etti. Bazı taşlar diktirdi Medine'nin civarında. Harem bölgesi tayin etti. Şuradan şuraya kadar harem bölgesidir. Ve nüfus sayımı da yaptırdı. Müslümanların kadın erkek sayıları tespit edildi. Bunlar tarihte ilk şeyler yani. Peygamberimizden evvel hudut tayini var mı? Peygamberimizden evvel nüfus sayımı var mı? Anayasa var mı? İlk anayasayı da yine Peygamberimiz yaptı. Orada kimler var demiştim. Medine'de Müslümanlar var, putperest Araplar var, bir de Yahudiler var. Üç topluluk. Peygamberimiz ve Müslümanlar sayısı yani az olduğu halde orada hakim güç durumundaydılar. Yahudilerle ve putperestlerle anlaşma yapıldı. Medine'ye bir saldırı olursa hep beraber savunacağız. Yani saldırılarda hep beraber hareket etmek zorundayız. Kabul mü? Kabul. Bir anlaşmazlık durumunda kime başvurulacak? Peygamberimize. Hakimiyet kimde? Müslümanlarda. Peki o kadar sayıları mı vardı ki? Hayır. Ama tek bir liderleri vardı. Öbürleri paramparçaydı. Arap kabileler her biri bir kafadan. Yahudi kabileleri Beni Kureyza, Gatafan, Beni Kaynuka filan her biri bir kafadan. Hatta kendi içinde bile bir tam bir liderleri yok. Kabilenin bile tam bir lideri yok. Birkaç tane her biri bir kafadan. Böyle olunca Müslümanlar orada galip geldiler. Hepsi tek vücut. Orada sözleri geçiyor ve kimse onların karşısından çıkamıyor. Çünkü Peygamberimiz emredi verse, mesela 1000 kişiysek 1000'i birden müdahale eder. Ama öbürleri öyle değil. Onlar birleşemez. Kendi aralarında tartışma bitmiyor. Bunun sayesinde orada son söz Müslümanlara ait, Peygamberimize ait. Anlaşma bu. Son söz Peygamberimize ait. Ama orada herkes kendi dinine göre yaşayabilecek. Özgürlükler de veriliyor. Ama bir anlaşmazlık olduğunda hakim peygamberimizdir. Buna Medine vesikası deniyor. Fakat bu Medine vesikasını doğru anlamak icap eder. Bazı kimseler Medine vesikasını şöyle anlıyorlar. Yani orada kimsenin hakimiyeti yoktu. Herkes eşitti. Herkesin işte özgür, herkes özgürdü. Hayır, böyle bir şey değil. Evet, dininde özgürdü. Evet, herkesin hakları vardı. Evet, kimse kimseye karışamazdı. Evet, bunlar doğru. Haksızlık yapılamazdı. Ama orada son söz Peygamberimize aitti. Hakimiyet yine vardı yani. Bunu niye söylüyorum? Bazı kimseler bu Medine vesikasını yanlış değerlendiriyorlar ve sanki İslam devleti yok, Peygamberimizin bu anlaşmasına göre sanki İslam devleti yok, herkes eşit, kimsenin kimse üzerinde bir hakimiyeti yok, son söz Müslümanlara ait değil gibi, böyle anlıyorlar. Hayır, böyle değil. Medine vesikasının maddeleri iyice incelendiğinde orada son sözün Müslümanlara ait olduğu görülecektir ve bir devlet anlaşması gibi anlaşma yazılmıştır ve tarihte belki ilk anayasadır. Başka topluluklarla yapılmış, yani aynı topraklarda birkaç ümmet yaşıyor. Putperestler, Yahudiler, Müslümanlar. Bu tarzda üç ümmeti birleştiren, üç ümmeti içine alan bir devlet yapısı ve bir anayasa. Bu tarzda ilk anayasa tarihte. Belki daha evvel başka anayasalar yapılmış olabilir. Onlar belki yani farklı dinler için değil de aynı dinden olanlar, tek devlet, tek bir topluluk, onlar için yapılmış olabilir. Ama üç ayrı toplumu birleştiren bir anayasada ilk anayasa. Hani varsa da daha öncesine ait çok iyi bilinmeyebilir. Bunda şunu görüyoruz, yani Peygamberimiz sadece öğüt veren bir peygamber değil. Devlet sistemi kuruyor yani. Anayasa hazırlıyor. Adaletli bir anayasa. Herkesin hakkını veriyor. Böylece İslam devletleri oluştuğu zaman ileride nasıl davranacaklar ehli kitaba karşı? Putperestler olursa onlara karşı nasıl davranacaklar? Onlara da bir örnek vermiş oluyor.
Efendimiz bu şekilde bulunduğu yerde anlaşmayı sağladı. Orada problem kalmamış oldu. Burayı sağlama aldı. Allah Resulü bir lider aynı zamanda. Siyaset de biliyor. Önce orayı sağlama alıyor. Medine'de problem olmasın. Her gün Yahudilerle kavga etmeyelim. Putperestlerle savaşmayalım. Önce böyle bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmayı hiçbir zaman Peygamberimiz bozmadı. Onlar bozdular. Yahudiler ihanet ettiler. Anlaşmayı bozdular. Peygamberimiz de onları oradan sürdü. Bu anlaşmayla orayı sağlama alınca ondan sonra çevreye birlikler gönderebildi. Seriyeler gönderdi. Küçük birlikler. Böylece çevre duysun. İslam ordusu var. Oluşuyor yavaş yavaş. Çevre bunu duysun. Herkes ayağını denk alsın. İslam'a karşı birleşmeye kalkışmasınlar. İslam ordusu var artık. Ve bir de zayıf insanlar görsünler bir ordu var. Belki o zaman iman ederler. Hani güçlü görürlerse katılabilirler. Güçlü görmezlerse katılmazlar. Böyle bir siyaset de izledi Peygamberimiz. Ondan sonra kendisi de bazen çıktı. Savaş olmadı bunların birçoğunda. Birlikler gezdi. İcabında bir hafta gezdiler. Bütün kabilelere uğradılar, selam verdiler, tanıştılar. Herkes de gördü yani İslam ordusu disiplinli, cesur, ölümü göze almış insanlar. Herkes böyle baktı yani ve bunlar konuşuldu. Bütün bölge İslam'ı konuştu. Bu da devletleşme, devlet kurulduktan sonra bile yine de duyuru çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor. Devlet olmuş, küçük bir devlet. Buna rağmen devam ediyor yani. Ordu birlikleri göndererek her tarafta konuşulmasını sağlıyor. Ve düşmanlara da gözdağı veriyor. Kendisi de bazen çıktı Peygamberimiz. Böyle bir tur attılar. Bütün bölgeye hem bir gözdağı hem de hakkı arayan insanlara tebliğ yaptılar. Herkes anladı ki yani bu Müslümanlar öyle sırf namazını kılan, orucunu tutan adamlar değil yani. Bunlar orduları da var yani. Çünkü bilmediğimiz düşmanlarımız da var, bildiklerimiz de var. Bunların biraz da gözünün korkması da lazım. Yani bunlar süt çocuğu değil yani. Bunlar bak bir ordu meydana getirmişler. Efendimizin böyle bir siyaseti de vardı. Çevredeki bildiği bilmediği düşmanlara gözdağı verme siyaseti. Bunların hepsinin faydası görüldü. Öyle bir saldırı yapamadılar mesela. Yoksa civar hepsi putperest. Saldırabilirler. Medine'de Yahudiler var, putperestler var, çevrede var. Bunlar Müslümanlardan çok fazla. Yani bu dini hemen bastırabilirler. Böyle bir gözdağı lazım. Bir taraftan da anlaşmalar yapmak lazım. Tek gözdağıyla da olmaz. Bir kısmını sağlama aldı. Anlaşma yaparak. Bir kısmıyla anlaşma yapmadı. Gözdağı verdi. Devlet idaresi. Bunların hepsi Peygamberimizin bütün hareketlerinde, bütün kararlarında bir sürü hikmetler var. Onu bir komutan olarak, bir devlet başkanı olarak düşündüğünüz zaman alacağınız bir sürü örnekler var. Bir tek peygamber olarak yani sadece ibadet, ahlak örneği değil. O bir devlet başkanı, bir lider, bir komutan bu yönleriyle de bütün liderlere, komutanlara, devlet başkanlarına örnekler bıraktı arkasında. Cihat faaliyetlerine daha sonra başlandı. Ve bazı kimseler İslam cihatla ya da daha doğrusu kılıçla yayılmıştır dediler. Halbuki İslam'da cihat bir tek kılıçla değildir. Tebliğ de bir cihattır. Mali cihat da var. Allah yolunda para verdiğiniz zaman da cihat etmiş oluyorsunuz. Cihat için para verirseniz. O da bir cihat. Kur'an'la yapılan tebliğ çalışmaları da Kur'an'ı hakim kılmak maksadıyla yapılıyorsa. O da bir cihat. Kur'an'ı hakim kılma maksadıyla yapılmıyorsa, kafirlere karşı mücadele maksadıyla yapılmıyorsa, yeni bir medeniyet kurma maksadıyla yapılmıyorsa cihat değil. Küfür medeniyetlerini yıkmak, İslam medeniyetini kurmak maksadıyla yapılmayan faaliyetler, güzel faaliyetler olabilir, hizmet olabilir ama cihat sayılmaz. Ne zaman cihat sayılır? O faaliyet İslam'ı hakim kılma maksadıyla yapılıyorsa, küfürle mücadele, İslam'ı hakim kılma
maksadıyla olanlar sadece cihat sayılırlar. Yoksa birisi mesela Kur'an kursu açmış, Kur'an öğretelim diyor. Peki ne öğretiyorsun Elif Bey'in dışında? Bir şey yok. Dava, Kur'an'ın mesajı, İslam medeniyeti anlayışı, kafirlerle mücadele. Var mı böyle bir anlayış, böyle bir maksat? Kalbinin bir yerinde İslam'ı hakim kılacağız. Küfrün saltanatına son verip İslam'ı hakim kılacağız. İslam medeniyeti kuracağız. Bu Kur'an öğrettiğimiz insanlarla bir medeniyet kuracağız. İslam'ı hakim kılacağız. Var mı böyle bir maksat? Yok. Yoksa o zaman yaptıkların cihat değil. Ne? Sevaptır. Evet, o da sevaptır. Ama hizmet sevabı alırsın, cihat sevabı alamazsın. Kur'an öğretiyor sonuçta. O da sevap elbette. Ama cihat sevabı değil. Peygamberimizin bütün faaliyetlerinde İslam'ı hakim kılma maksadı var. Küfrü yıkma maksadı var. Bir faaliyet bununla cihat olabilir. Bu maksatla. Sadece faaliyet yapmakla cihat olmaz. İslam kılıç zoruyla mı yayıldı? Haşa. İslam tebliğ ile yayıldı. Dinde zorlama yok. Ama insanların güç görmesi de lazımdır. Gücü görmezlerse de düşünmüyorlar, düşünme ihtiyacı duymuyorlar, kafa yormuyorlar. Anlat anlat boş, anlamak istemiyor. Gücü gördüğü zaman anlıyor. O zaman ciddi düşünüyor, kafa yoruyor, konuşuyor, tartışıyor, anlıyor. İslam zorlamıyor ama gücü gösteriyor. İman etmezse öldürürüm demiyor. Ama gücümüzü gör, bize güven, korkma, biz zayıf değiliz yani. İslam gücü gösteriyor. İslam'da cihat, insanları zorla Müslüman yapmak için değil. Ne için? Zorbaları ortadan kaldırmak için. İslam'da savunma cihadı vardır, taarruz cihadı yoktur diyenler hata etmektedirler. İslam'da taarruz da vardır. Kur'an-ı Kerim taarruzu da en son gelen ayetlerde taarruzu da emretti. O savunmayla ilgili ayetler önceki ayetlerdir. Duruma göre Müslümanlar savunma yapar, duruma göre taarruz da edebilirler. Taarruz edersek o zaman dinde zorlama olmuş olmaz mı? Hayır. Müslüman yapmak için taarruz etmiyoruz. Başlarındaki diktatörleri devirmek, özgürlüklerine kavuşturmak, ondan sonra özgürce karar vermelerine imkan sağlamak için. Yoksa başlarında o diktatörler varken özgürce karar verememektedirler. Ve İslam'ı da öğrenememektedirler. O diktatörler İslam davetçilerinin anlatmasına fırsat vermemektedir. Onun için İslam'da taarruz var. Peygamberimiz orduyu gönderdiği zaman ne diyordu? Üç şey teklif edin. Komutana diyordu ki gittiğin yere üç şey teklif et. Ya Müslüman olun, olmuyorsanız olmayabilirsiniz. O zaman cizye verin. İslam devletine vergi vereceksiniz ya da savaşırız. Böylece İslam'ın hakimiyetini kabul edin. Mesele para meselesi değil. İslam'ın hakimiyetini kabul ettirme meselesi. Demek ki İslam hakim olmak için gönderilmiştir. Ve bakın ya Müslüman olursunuz ya savaşırız demiyor. İki tane alternatif yok. Üç tane. Ya Müslüman olun, vergi vermeyin. Ya olmuyorsan olmayabilirsiniz, o zaman vergi verin. İslam'ın hakimiyetini kabul edin. İslam davetçilerimizin gelip orada İslam anlatmasına müsaade edin. O da olmazsa o zaman savaş. Bu neyi gösteriyor? Ya İslam ya savaş demiyor. Arada cizye var. Vergi var. Bu neyi gösteriyor? İslam dinde zorlama yapmıyor. Müslüman olmayabilirsin diyor. Ama İslam'ın otoritesini kabul etmek zorundasın. Neden? Çünkü bu Allah'ın dini İslam'dır. Allah'ın hakkıdır. Bütün dünyada kendi otoritesini kurmak Allah'ın hakkıdır. Çünkü her şey ona aittir. Müslümanlar kendi hakimiyetini kuramaz. O zaman bizim ne farkımız kalır Amerika'dan, Rusya'dan? Müslümanlar bir toprağa girerken fetih için kendi hakimiyetlerini kurmak için giremezler. Kendi kafalarından uydurdukları görüşleri, kanunları, kültürleri oraya hakim kılmak için giremezler. Allah'ı hakim kılmak için girerler. Kendini hakim kılanın diğerinden farkı ne? O zaman bu da tağutlaşmış demektir. Azgınlaşmış, haddini aşmış, kulluğunu bilmeyen, kendini hakim kılmaya çalışan. O zaman bizim ne farkımız kalır diğerlerinden? Eğer İslam'da
taarruz vardır dersek, taarruz savaşı da cihadı da vardır dersek, o zaman bizim ne farkımız kalır düşmanlarımızdan? Amerika da saldırıyor, Rusya da saldırıyor, o zaman biz de onlar gibi olmuş oluruz diyenler. Hayır. Müslümanların taarruzu ile diğerlerinin taarruzu aynı değil. Onlar taarruz ediyor ama kendi hakimiyetlerini kurmak için, o memleketi sömürmek için. Hakimiyetlerini kurmak, kendi anayasalarını, kanunlarını oraya taşımak için, kendilerini hakim kılmak için ve orayı sömürmek için. Müslümanların taarruzu böyle bir amaçla değil. Müslümanlar böyle bir amaçla taarruz edemez. Kendimizi hakim kılmak, biz oraya hakim olalım, böyle bir amaç taşıyamayız. Allah'ı hakim kılmak için biz taarruz ederiz. Allah'ın dediği olacak, bizim dediğimiz değil. Bu az bir fark mıdır? Hayır. Bu tamamen farklı bir amaçtır. Kafirler kendilerini hakim kılmak için saldırıyorlar. Müslümanlar Allah'ı hakim kılmak için. Kafirler orayı sömürmek için. Müslümanlar asla sömürü maksadıyla cihat edemezler. Ganimet için cihat caiz değil. Bu maksatla cihat. Bunun için savaş caiz değil. Ganimet de alıyorsun ama ganimet için savaşamazsın. Allah için savaşmak zorundasın. Demek ki Müslümanların taarruzuyla kafirlerin taarruzu aynı şey değil. Biri kendini hakim kılıyor, Müslümanlar ise Allah'ı hakim kılıyor. Birisi orayı sömürmek için saldırıyor, Müslümanlar ise asla sömürü yapmazlar. Emperyalist olamayız. Ve onlar oradaki halkı köleleştirmek için saldırıyor, Müslümanlar ise oranın halkını özgürleştirmek için. Nasıl özgürleştirme? Allah'a teslim oldukları zaman şeytana karşı özgür olacaklar. Nefislerine karşı özgür olacaklar. Şu anda nefislerine itaat ediyorlar. Şeytana itaat ediyorlar, krallarına itaat ediyorlar. Müslümanlar ise onları bu kölelikten kurtarıyor. Kralı deviriyor, o devleti deviriyor, devletin esiri olmaktan kurtarıyor. Diğer taraftan nefsinin esiri olmaktan kurtarıyor, o kültürden kurtarıyor, imanı öğretiyor. İman kalplerine girdiği zaman artık şeytana ve nefislerine de teslim olmuyorlar. Özgürlük budur, insanın kullara kulluk yapmaması, kralların kulu durumuna gelmemesi, nefsinin ve şeytanın kulu durumuna gelmemesi. Müslümanlar bunu sağlıyorlar yaptıkları cihatla. Kafirinkiyle bu farklı. Yani bize laf söylemesinler. Siz de işte cihat ediyorsunuz, siz de savaş yapıyorsunuz, siz de memleketleri ele geçiriyorsunuz demesinler diye böyle bir fikir savunulamaz. Yani İslam'da savunma cihadı var, taarruz yok ki, biz taarruz etmiyoruz ki, kendimizi savunuyoruz sadece denilemez. Evet, İslam gücü yokken savunmadadır, gücü varsa taarruz yapmak zorundadır. Çünkü tüm dünyada Allah'ın dediği olmalıdır, Allah Müslümanlara bu görevi vermiştir. Müslümanlar dünyada Allah'ın hakimiyetini sağlamakla görevlidirler. O yüzden de taarruz etmek zorundadırlar. Ama böyle bir maksatla taarruz etmek zorundadırlar. Kendilerini hakim kılma maksadıyla değil. Ganimet için de değil. Ganimet için savaşan cehennemde. Şan şöhret için savaşan da cehennemde. Peygamberimiz söylüyor. Kahraman desinler diye savaşan da cehennemde. Irkçılık yapan, ırk uğrunda savaşan da cehennemde. Benim ırkım hakim olsun. Türkler dünyaya hakim olsun. Ya da Kürtler ya da Araplar. Böyle düşünen, böyle savaşan da cehennemde. İnsan öldürmek ne zaman caiz olabilir? Allah için olduğu zaman. Kendi hakimiyetin için, ganimet için, bilmem ne için olamaz. Allah dediği zaman, şunlarla savaşabilirsin, öldürebilirsin dediği zaman ancak caiz olabilir. Çünkü zaten onları Allah yarattı. Sahipleri Allah'tır. O Allah diyorsa şunla savaşabilirsin, savaşabilirsin. Aksi halde savaşamazsın. Kendin için, ganimet için, şan şöhret için, ırkın için insan öldüremezsin. Evet, cihat var, peygamberimiz de yaptı ama böyle bir maksatla gerçekleştirildi. İslam'ın cihadıyla kafirinki bir değil.
Onlarınki işgal, bizimki fetih. Fethediyor, açıyoruz yani. Niye fetih denilmiş? Mesela zafer denilmemiş. Fetih denilmiş. Ne demek? Açmak demek. Feteh Arapçada açmaktır. Yani orayı İslam'a açıyoruz. Orayı ele geçirmek değil derdimiz. Orayı İslam'a açmak, orada İslam'ı anlatabilmek. Ve insanların gözündeki perdeleri açmak. Fetih. Perdeleri açıyoruz, gerçekleri görsünler. Adam komünist, putperest, Hazreti İsa'ya tanrı diyen adam vesaire vesaire. Öyle öyle memleketler var ki fareye tapanlar bile var, biliyor musunuz? İneğe tapanlar, fareye tapanlar, haramlar içinde yüzenler, iğrenç bir hayat yaşayanlar, erkek erkeğe namussuzluk yapanlar, neler neler. Yani bunların hepsinin çirkinliğini göstermek, tüm haramların çirkinliğini göstermek, perdeleri açmakla mümkün. Fetih, açıyoruz yani, gör diyoruz yani, bu iğrenç bir hayat. Bu hayatı bırak. Allah var, ahiret var, hesap vereceksin. İnsanca hayat şöyle olur, şöyle olur, şöyle olur. Bu hakikatlere kalpleri açıyoruz. Perdeleri açıyoruz. Görmesini sağlıyoruz. Bu maksatla İslam'ın cihadı. Yoksa mesela zafer denilebilirdi, savaş denilebilirdi. Hayır, fetih denildi. Bize bir mesaj verildi. Yani kendinizi hakim kılmayacaksınız. Kafanızdan koyduğunuz kanunları hakim kılmayacaksınız. Allah'ın kanunlarını hakim kılmak için savaşacaksınız. Ya Resulallah, ganimet için savaşan cehennemde diyor. Allah yolunda mıdır? Hayır diyor. Ne yolunda? Şeytan yolunda. Para pul yolunda. Ganimet yolunda. Yani cehennemde. Cesur desinler diye savaşan, o da aynısı. Irkı uğrunda savaşan, o da Allah yolunda değil. Peki kim Allah yolunda ya Resulallah? Allah'ın kelimesi la ilahe illallah'ı yüceltmek için. İ'la'u kelimetillah. Allah'ın kelimesini yüceltmek için. Allah'ın kelimesi la ilahe illallah. Allah'a hakim kılmak için savaşan sadece Allah yolundadır. Diğerleri cehennemdedir. Çünkü insan öldürüyorsun. Savaş ancak Allah'ın dediği şekilde olursa caiz olabilir. Çünkü insan öldürüyorsun yani. Allah izin vermedikçe bir insan öldüremezsin. Savaşamazsın. Savaş ancak Allah'ın dediği şekilde olursa caiz olabilir. Başka türlü asla caiz olan bir şey değil. İnsan öldürüyorsun yani. Mesela şurada bir insanı öldürsen caiz mi? Şimdi savaşta binlerce, yüz binlerce insan öldürüyorsun. Ya nasıl caiz olabilir? Ancak Allah'ı hakim kılma maksadıyla, onlar da Allah'la savaşmış olacaklar o zaman. Sen onlara İslam'ı anlatacaksın, onlar kabul etmeyecek. Cizye diyeceksin, onu da kabul etmeyecek. Allah'ın hakimiyetini kabul etmiyorum diyor yani. Cizye vermeyen adam Allah'ın hakimiyetini kabul etmiyorum diyor. O zaman Allah diyor ki benim hakimiyetimi kabul etmeyenle savaş. Çünkü her şey benimdir, benim hakimiyetim olmalıdır. Bu doğrudur. Allah'ın hakkıdır bu. Allah haksızlık yapmaz. Cihad yaptı Efendimiz ama böyle bir cihattı. Ve çok az insan öldü Peygamberimizin yaptığı savaşlarda. Çok az insan öldü. Bu neyi gösteriyor? İslam öldürmek istemiyor. Hepsini kılıçtan geçirebilir. Hayır, ellemiyor. Savaş var ama merhametle ve insanların esaretinden, o diktatör sistemlerin, kralların esaretinden kurtarmak için, nefislerine köle olmaktan, şeytana uymaktan kurtarmak için, doğruyu göstermek için. Yoksa insanlar anlayamıyor ki. Efendim kendisi bulsun, bulamaz. Bulamaz. Milyon tane yol var. Hangisi doğru? Ne bilsin insanlar? Siz oraya İslam'ı götürmezseniz, Allah peygamber göndermeseydi biz doğru yolu bulabilir miydik? Milyon tane yol var. O insanlar da öyle. Eğer oraya götürmezseniz İslam'ı, onlar kendisi bulamaz doğru yolu. Evet. Burada kalsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.